genel izleyici için uygundur. Günaydın, günaydın Çağla'yla yeni bir günden, yepyeni bir haftadan herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Konuklarımı takdim etmeden önce biliyorsunuz dün 14 Mart tıp bayramıydı. Biz de biliyorsunuz programımızda birbirinden değerli, en bilgili konuklarımızı ağırlıyoruz. Her şeyden önce onlara teşekkür etmek istiyoruz. Bizleri kırmayıp geldikleri için onların nezdinde de tüm sağlık çalışanlarımızın bu özel bayramını kutluyoruz efendim. Bir alkış gitsin onlara. İlk konuğum kıymetli, gerçekten çok çok sevdiğimiz uzman diyetisyen sevgili Taylan Kümeli hocam bugün bizlerle beraber. Sizin de bayramınız kutlu olsun efendim. Çok teşekkür Nasılsınız? Ederim. Hoş geldiniz. Zımba gibiyim vallahi. Sizle başlayacağım vallahi haftaya. Vallahi harika görünüyorsunuz. Bugün ceket, meket, jean falan çok şık görünüyorsunuz. Bir kere bunu söylemem gerekiyor. Hocamızla birlikte özellikle bugün 40 yaş sonrasına bir bakacağız. Yani 40 yaş sonrası kilo almamak için, ki artık belli bir şeyler, metabolizmalar vesaireler, hormonlar yavaşladığı için ne kadar aynı da beslensek, ne kadar sağlıklı da beslensek kilo almak kaçınılmaz oluyor. Peki 40 yaşından sonra kilo almamak için neler yapmalıyız? Zayıflamaya yardımcı işbirlikçi besinler hangileri? Selülit artık yazda yaklaşıyor. Selülitlerden herkes bir şekilde daha hızlı kurtulmak istiyor. Hocamız bu konuyla ilgili çok güzel çözüm önerilerinde bulunacak. Etin yanında ne yersek zayıflamamıza yardımcı olur? Başlıklarımızdan bazıları. Aynı zamanda bize hani kilo vermeye başlıyoruz belli bir dönem sonra bir böyle bir dur noktasına geliyor ya. İşte onu tekrar harekete geçirmek için neler yapabiliriz? Güzel tarifleri olacak. Yanımda çok güzel bir genç kız var. Sevgili Gamze Çelik. Sosyal medya fenomeni. Gamze Çelik bizlerle beraber. Neden biz de bugün beraber diye soracak olursanız. Kendisi 21 yaşında. Manisa'da yaşıyor. 120 kilo bir genç kızken sadece ve sadece kendi çabasıyla ve azmiyle, yani nasıl olduğunu gerçekten en merak ettiğim sorulardan bir tanesi. 61 kiloyu sen milyon nasıl verdin? Evet. Yani anladın mı? İnanılmaz merak ediyorum. Sen bu hikayeni de zaten sosyal medya hesaplarından paylaştın. Evet, paylaştım. Kendi deneyimlerini de az sonra bizimle paylaşıyor olacak. Sevgili Gamze'nin 61 kiloyu kendi başına nasıl verdiğini az sonra öğreneceğiz. Seni minikten şurada birazcık dinlendirmek istiyorum tamam, Gamze. Çünkü Taylan tamam. Hocamla çok önemli konuşacaklarım tamam. var. Burada sanki beyaz bir şey var gibi geldi yokmuş. Hocam. Buyurun. 40 yaş sonrasında 40 yaş dedim mi şöyle bir başlayalım dilerseniz. Özellikle de sağlıklı beslenenler için de geçerli olan bir kavram. Sadece 40 yaş değil, bir de üzerine menopoz eklendiğinde belli bir dönem sonra gerçekten kilo vermek zorlaştığı gibi kilo almak da kaçınılmaz oluyor. Yani kiloyu korumak da çok zor oluyor. Özellikle diyorsunuz ki 40 yaş sonrasında daha fazla protein alın. Evet. Hiç karbonhidrat yemeyeceğiz demek mi oluyor bu? Hayır. Tabii ki yiyeceğiz. Önce 40 yaşa geldiğinde özellikle kadınlar hormonlarında yavaş yavaş değişiklikler başlıyor. Ve hormon değişimiyle beraber vücudun yağlanan bölgeleri de farklılaşıyor. Her yıl metabolizmamızda %2, %3 yavaşlama bir yavaşlama başlıyor. Oluyor mu? Oluyor. Kaçınılmaz. Kesinlikle. Ama bunun için bunun arkasına sığınıp ben artık 40 yaşıma geldim. Ben artık bitti benden demek yok. Bir takım şeyleri değiştirirsek harika bir 40 ile 50 yaş arası geçirip menopoz günlerimizi çok rahat ve dinç bir vücutla karşılayıp menopoza gayet zayıf girebiliriz. Peki nasıl yapacağız nasıl bunu? Nasıl yapacağız? Protein işte burada sizin de söylediğiniz gibi çok çok önemli. Şimdi bizim beslenmemizde karbonhidrat, protein ve yağ temel enerji kaynakları. Ve bunların belli bir yüzdeleri var. Biz hep diyoruz ki karbonhidrattan gelen enerji %65 olsun. Ama 40 yaşın üstüne çıktığımızda proteini biraz daha fazlalaştırıyoruz. Kilogram başına 0.8 olan protein oranı mesela erkeklerde 53-54 gramken kadınlarda 46 gramdır. Buna artı 20 gram daha ekleyin. 20 gram daha protein ekliyoruz. Protein deyince hemen benim aklıma işte et, tavuk, balık, hindi geliyor mesela. Bunlardan dolayı mı artıralım yoksa bitkisel proteinleri de artırmak mı lazım? Hayvansal ve bitkisel protein karışımını artırmak lazım. Artırırız. Bir de sütten gelen protein de var. Hayvansal proteinler senin saydıkların Çağla'cığım. Bitkisel proteinler de işte kuru baklagiller diye nitelendirdiklerimiz. Bir de özellikle süt grubu var. Bu süt grubu bu yaşta önem taşıyor. Çünkü neden? Kemiklerimiz de yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Eğer biz kemiklerimizi kalsiyumla desteklemezsek önemli. Ama süt grubunda da dikkat edeceğimiz şey laktoz içermemesi, az yağlı olması. Hani ben protein alacağım o yüzden peynir yemeliyim. Bir kalıp peynir yersek olmaz olmuyor, tabii ki. Öyle olmuyor. Burada çok güzel bir örnek vermişsiniz zaten. Bir su bardağı kadar yani haşlanmış mercimek veya nohutu listenize mutlaka ekleyin. Demek evet. istiyor hocam. Benim söylemek istediğim şu. Mesela öğlenliğin
pırasa yemeği yapacaksınız. Pırasanın kıyma koymak yerine içine bir su bardağı haşlanmış nohut koyarak et yerine o pırasanın içindeki nohutu kıyma gibi kullanırsanız veya yeşil mercimeği herhangi bir ıspanak yemeğinin içinde kıyma gibi kullanırsanız şahane bir şey yapmış olursunuz. Hem posa değeri çok yüksek, hem protein değerini artırmış olursunuz, hem ekonomik hem de lezzetli farklı bir yemek yemiş olursunuz. Sonra da zaten eti nasıl ve neyle tüketirsek zayıflamamıza yardımcı olacak, onun da tiyolarını veriyor olacağız. Tabii. Ama önce bir sokak sorumuz var hocam, onu alalım mı? Tabii ki. Sabah kahvaltımı mutlaka yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. İnsülin direncim yüksek ama ekmekten vazgeçemiyorum. Ekmeği bırakabilmem için ne yapmalıyım? Sabah kalktım. Güzel, kendime çok mükemmel bir kahvaltı yaptım. İçinde her şey vardı. Yumurta, haşlanmış tutun, sebze yemekler. Ondan sonra kahvemi içtim. Sonra alışverişe çıktım. Şimdi canım istedi, güzel bir döner içtim. Yanında bir ayran. Akşam da eve gidersem bütün bol sebzelik yemekler ve et yiyeceğim. Haşlamışım. Şimdi beslemeye dikkat edersem hasta olurum. Düşünmeden yiyorum. Ve hiçbir şeyim yok. Bak, tansiyonum yok, şekerim yok, kolesterolüm yok. Ve çok mutluyum ya. Yemekten çok mutlu oluyorum. Beyaz ekmekten vazgeçemiyorum ama bir kahve hastalığım var. Bitki çayı içemiyorum. Bu da kötü bir alışkanlık. Hani yeşil çayı daha çok tüketmek isterim ya da bitki çaylarını ama onları sevemedim. Kahve. 2000 yılından bu yana limonlu suyla güne başlıyorum. Dönem dönem bal da birazcık katıyordum içerisine. Ama daha 20 yıldır içiyorum sabahları. Marketten aldığımız kuru yemiş tarzı şeyler de olabiliyor. Evde yaptığımız bizzat böyle hamur işi şeyler de olabiliyor. Pandemide insanlar çok dikkat edemiyorlar. Nasıl konsantre olmak gerek? Nasıl düzeltebiliriz yani o sağlıklı günlere geçmek için neler önerebilirsiniz? Karşıyım, diyete karşıyım. O kadar çok diyet yaptım ki. Doğumlardan sonra çok diyet yaptım. Mesela şimdi yumurta protein yiyelim diyoruz ama şimdi yaş itibariyle de haşlamaya, yani haşlayarak yemeye dikkat ediyorum. Çok sık yemek istemiyorum çünkü bu konuda çok şeyler yazılıyor. Yani bir sürekli yenmelidir deniyor. İşte kimisi de işte kolesterol yükseltiyor diyor. O halde birazcık da hani bilgi kirliliği içinde de kaldık. Onun için de çok fazla tüketmemeye çalışıyorum. Yaş olmuş 54. Şimdi ben bu yaştan sonra metabolizmamı nasıl hızlandırabilirim? Cevap verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Ya 54 yaşında ne var ya? Ne nasıl var yani? Sanki metabolizme şey öldü. Bir ne daha var? Asla harekete geçiremezmiş. Bir umutsuzluk var aslında. Birçok soru vardı aslında değil mi videomuz için? Hepsine tık tık kaydettim. Önce minik minik cevap verelim. Vereyim mi hepsini? Tabii. Şimdi önce ekmek hayatımızda tabii ki olacak. Evet. Ekmeği biz hayatımızdan çıkarmayacağız ama doğru ekmeği doğru miktarda yemek lazım. Evet. Doğru ekmek de bir kere çok tahıllı diye nitelendirdiğimiz kara buğday ekmeği olur, çavdar ekmeği olur. Yani lif oranı yüksek ekmek. Yüksek ekmek. Kanımızdaki şekeri çok çabuk yükseltmeyecek. Miktar olarak da günde 3 dilim olarak biz sınırlıyoruz. Maksimum 3 dilim diyoruz. Gayet de güzel bence. Evet, aynen. İkinci çıkan hanımefendi, çok keyifliyim, her şeyi yiyorum, şimdi kahvaltımı tatlıydı. Yaptım arkasına. Olabilir, afiyet şeker olsun. Hiçbir şeyde hastalığım da yok, ne tansiyonum var ne şekerim var dedi. Diyet dedi, ne diyor? Diyete karşıyım. Diyete karşıyım. Yani olabilir, ona da saygı duyuyorum ben. Evet. O kendi bedeninin biyoritmini doğru beslenmesini o şekilde. Zaten biz de diyete karşıyız. Evet. Biz diyet demiyoruz ki, sağlıklı beslenme diyoruz. Diyet insanların doğru besinlerden uzaklaşıp kıtlığa girmesi demek. Ben ona tamamıyla karşıyım zaten. Her şeyi yiyeceğiz, doğru oranda yiyeceğiz. Hanımefendinin bilgi kirliliği diye söylediği şey çok önemli. Mesela yumurtayla ilgili özellikle dedi. Bilgi kirliliği var ama o yüzden dedi, kolesterol yüzünden ben sadece yumurtayı haşlayarak yiyorum dedi hocam. Evet. Doğru bir şey mi bu? Değil. Şöyle söyleyeyim. Şimdi beslenme değişen bir bilim. Devinen bir bilim. Doğru. Değişen. Önemli olan siz herhangi birisi bir şey söylediğin zaman beslenmeyle ilgili hangi kaynaktan konuşuyor? Konuşan kim? Hı. Bunu söyleyen bir bilimsel ağız mı? Yoksa kulaktan duyulma şeyler mi? Şimdi yumurta kolesterol oranını yükselttiği varsayılan bir besinken yapılan araştırmalarla artık bunun çok doğru olmadığı ortaya çıktı. Değil mi? Ve bu araştırmalar devam edecek. Bu demek değildir ki o da yanlış, bu da yanlış. Nasıl biz televizyonun seyretme mesafesini zaman içinde değiştiriyorsak, bilim ne diyorsa ona uygun olarak hareket ediyorsak bunun gibi bir şey.
Yumurtayı istediğiniz gibi yiyin. Ama tabii kalıp tereyağı koyup içine, içine ona sucukla bilmem neyle desteklerseniz. Değil, o, kalırsa, o belki 15 günde bir pazar kahvaltısı hani olabilir olarak belki yenir. Ama bir yumurtayı ben mesela göz yumurta olarak yerim. Ben de çok severim. Aynen, haşlanmış olarak da yerim. Çok fazla haşladığınızda demir değerini kaybedeceğini bilin. O yumurtayı kayısı, istediğiniz kayısı gibi yiyin. Tamam. Aynen. Onun dışında da pandemide kilo alındı, ne yapalım dedik, onu zaten hep söylüyoruz. 54 yaşındayım, metabolizmamı artık bu saatten sonra nasıl hızlandırabilirim diye umutsuz bir... İşte şimdi anlatacağız. İşte şimdi anlatıyoruz. Ayrıca da 54 genel yaşında, konumuz bu. 54 yaşında olmak hiçbir şey değil ki yani. Ben evet. de 58 yaşındayım, çok da keyif alıyorum. İyi ki de bu yaştayım. 58 yani. Yaşında mısınız? Evet, 58 yaşındayım. 62 doğumluyum, 14 Aralık 62. Maşallah, inanılmaz. Göğsümü görüyoruz. Geri geri de söylüyorum. Oh ne güzel valla, evet, harikasınız. İlerleyen yaşlardan korkmama sebebimizsiniz yani. Benim annem de öyle yani, maşallah. Şimdi kaloriyi kısın diyor hocamız ama şöyle bir şey düşünüyorum. Kalori hesabı yapmak zorunda mıyız bir kere diye soracağım. Tamam. Ama diyorsunuz ki size kalori yapacağını bildiğiniz yani net olduğunuz, emin olduğunuz şeyleri yarıya indirin diyorsunuz. Yani atıyorum ne bileyim sucuklu yumurta, hani sucuk ya da tüketimi, hani oraya 6 sucuk koyacağınız yerine 3 tane sucuk koyun mu demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Mesela pizza yemek istiyorsunuz. İstiyoruz. Veya mantı yemek istiyorsunuz. Tabii. Veya işte döner yedim diyor hanımefendi. Evet. Tabii ki yiyin. Afiyet olsun. Yemeğin demiyoruz ama porsiyon kontrolü. Ne demek porsiyon kontrolü? Eğer kilonuzdan memnun değilseniz her zaman yediğiniz oranın yarısına düşünün. Buyurun. Mesela bu çok güzel bir şey olabilir şu an hepinize yani fikir. Yani eminim ki biraz sonra kilo veren arkadaşımız da bununla ilgili bilgi verecek. Her şeyi kısıtlamadı, azalttı. Azaltarak yiyeceğiz. Eğer kısıtlarsak, yok edersek kıtlık psikolojisine girer vücudumuz. Pizza yiyeceğiz, 2 dilim yiyeceğiz. Mantıyı yarım tabak yiyeceğiz. Ve çok yavaş yiyeceğiz. Buradaki ikinci püf noktası o. Yani ilerleyen yaşlarda biz metabolizmamızın hızını azaldığını hissediyorsak, porsiyonu azaltıp yeme hızımızı da yavaşlatırsak o yediğimiz yiyecek bize negatif etkiyle gelmez. Çok daha pozitif olur. Sanki aynı şeyi yaptığımı hissettim ama bunu tamamen hani bir yani sizin gibi birinden duyarak değil de tamamen psikolojik olarak şimdi yaptığımı hissettim. Mesela diyelim ki döner yemek istiyorum. Hı hı. Önce biraz karnımı sebzeyle doyuruyorum. Çünkü direkt sana az bir parça döner verildiğinde onu yersen tabii ki de doymam diyeceksin ve zaten tabii ki de doymayacaksın. Ve porsiyonu çoğaltmak isteyeceksin. Ama öncesinde birazcık karnımızı ben mesela sebzeyle doyurursam yanına koyacağım şeylerim... Mesela mantı bile yiyeceksem yanında ben niye mesela brokoliyle semizotu salatası öncesinde yemeyeyim? Ve böylelikle mantıya da az yer kalacak. Yediğimde de doymuş olacağım, yememiş de olmayacağım. Aynen öyle. Çok öncesinde güzel. Salata yemek, öncesinde çorba içmek. Çorba içmek mesela. Sebze çorbası gibi, onu da söyleyeceğiz. Yani çok bunlar güzel. Çok çok doğru şeyler. Bakın lütfen bir daha söylüyorum üstüne basa basa. Diyet yapmak demek. Sağlıklı beslenmekle diyet yapmayı karıştırmayın. Yani sağlıklı beslenmeyi... Koyduğunuz zaman hayatınıza vücudunuz fazla depolanan yağları zaten verir. Evet. Pozisyon kontrolüyle gideceğiz. Bir başka şey de mutlaka soracaksınız şimdi. Tam yeri gelmişken söyleyeyim. Hızlı diyetlerden kaçmak lazım. Tam olarak lazım. Zaten ona geldik. Hızlı diyetler neden zararlı, sakıncalı? Şimdi iki şekilde bunu da ayırmak lazım. Eğer siz ivmelenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir türlü başlayamıyorsunuz. Kilonuzun fazla olduğunu biliyorsunuz. Kilo vermek istiyorsunuz. Ama bir motivasyona ihtiyacım aynen, var. Aynen, bir motivasyona ihtiyacınız var. 3 günlük veya 1 günlük veya en fazla 4 günlük. Böyle sizi motive edecek, kilonuzun oynadığını gösterecek sistemlere müracaat edebilirsiniz. Onlarda bir problem yok. Ama bunu süreklilik haline getirip gerçekten bir aylık işte sabah bir elma, akşam bir patates ya da günde üç öğün bilmem ne falan. Bunu bir ay boyunca yapmak çok sakıncalı. Ama ivmelendirici kısa dönem diyetlerine ben karşı değilim. 2 günlük, 1 günlük. Hemen şöyle bir detoks, bir şöyle kendini süzülme, hissetme. Hemen bir adım, ilk adım diyeti diyoruz biz ona. Ama bu devamlılık oluşturmamalı. O zaman siz problem yaşamaya başlarsınız. Vereceğiniz kiloyu geri alırsınız. Hızlı ben bunu veriyorum diye pat 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 tekrar gerisin geriye gelecektir o kilo. Peki 4. şıkkımızda zaten sporu ihmal etmeyin diyor hocamız da ve diğer bütün hocalarımız da zaten sporun öneminden sürekli bahsediyoruz. Konuşacağımız çok şey var, o yüzden bazılarını müsaade ederseniz hızlı geçelim. Estağfurullah getir. Lütfen. Bakın yeşil çay için diyor, benim de hayatıma bir yeşil çay girdi döneminde. Yine içiyordum, sonra bıraktım. Şimdi tekrar akşamları yaseminli karışık bir yeşil çayı mesela tüketiyorum. Ya beni sakinleştiriyor, beni rahatlatıyor, bana huzur veren bir çay haline geldi. Ama aynı zamanda ne gibi katkıları var? Neden
neden özellikle 40 yaşından sonra yeşil çay tüketelim? Yeşil çayın içinde kateşin var. Yeşil çayın içinde antioksidanın en değerlisi var. Yeşil çay içtiğiniz zaman metabolizmanız, bağırsak mikrobiyotanızın da temizlenmesiyle birlikte hızlanıyor. Bunun dışında yeşil çay tokluk hissinizi arttırıyor. Ve yeşil çay ciddi anlamda dışarıdan gelen serbest radikallere karşı vücudu koruyor. Bu kadar faydalı bir şey ve çok basit. Evet. Her ana yemekten evet, sonra tüketilebilir. Ne yapar peki o? Mesela içine de böyle birazcık elma sirkesi koyun diyorsunuz. Yarım çay kaşığı elma sirkesi koyduğunuzda. Şimdi elma sirkesi o yapıyı alkali hale getiriyor. Yani hücrenizin daha temiz ve daha sindirime açık hale geliyor. Yani hücredeki bütün kirlenmiş olan sistem temizlenmeye başlıyor. Yani bu suyun içerisine koyduğumuz elma sirkesi, yeşil çayın içerisine koyduğumuz elma sirkesi hepsi aynı görevi görüyor. Aynı görevi görüyor. Aynı. Yani nedir? Eminim arttırmak için mi o hücre temizlenmesi dediniz ya, ne için lazım? Şöyle, biz doğduğumuz andan itibaren biz hücremizin içindeki o yapıyı, hani mitokondri vardır, nükleüsü evet, vardır. Evet. Hücrenin içine giren çıkan evet, mineraller vardır ve bu şekilde biz besleniriz. Aslında vücudumuz hücreler bütünü. Bu doğduğumuz andan itibaren bir sürü etkenle kirlenmeye başlar. Tabii. Hele de siz yanlış besleniyorsanız o kirlenme çok daha fazla artmaya başlar. Ve o sistem kendi içinde kendini temizleyemez ve temizleyemediği için ne yazık ki tıkanıklık dediğimiz, işte bizim yağlanmamız. Bunuza sebep olacak hale geliyor. Aynen, hazımsızlığımız. Bunu siz doğru şekilde beslenerek, spor yaparak, doğru uyuyarak, yeşil çay içerek. Yeşil çay temizleyicilerden bir tanesi. Yani siz evi temizlerken elinize bez vardır, temizleme. Mesela bir şey kullanırsınız, silersiniz, onunla su kullanırsınız. Oradaki elemanlardan bir tanesi yeşil çayda, temizleyicilerden bir tanesi. İçindeki o kateşin dediğimiz antioksidan da işte dışarıdan gelecek ve gelmiş olan, var olan sistemi temizleyerek daha doğru sindirilmesini, daha doğru şekilde aktif hale geçmesini sağlıyor. Bu bir karaciğer hücresi ise karaciğer daha doğru temizlik yapıyor. Karaciğere gelmişken de karaciğer vücudun mutfağıdır diyorsunuz. Evet, evet. Karaciğer detoksu ile ilgili interneti açarsak bir sürü şey var. Ama nedir aslında karaciğerimizi sağlığına kavuşturan, şifa veren ve temizleyen? Bir kere karaciğeri en çok temizleyen şey alkolden ve sigaradan uzak durmak. Uzak duran birisi. Aynen. Mümkün olduğu kadar temiz beslenmek. %100 alkol ve sigara kullanmayan birisinin karaciğeri tertemiz mis gibidir diyebiliyor muyuz? Peki eğer doğru besleniyorsa. Besleniyorsa. Doğru besleniyorsa tabii ki. Mümkün olduğu kadar temizdir. Karaciğer gerçekten tüm besinlerin sentezlendiği, karbonhidrat, protein ve yağın sentezlendiği bir organ. Öyle bir organ olduğu için de vücudumuzu mutfağı diyoruz. Hmm. Siz mutfağa malzemeleri getiriyorsunuz, evet, oradan yemek olup çıkıyor. Evet. Aynı onun gibi her yeri oradan da alıyor. Nasıl temizleyeceğiz biz karaciğeri? Doğru beslenerek, çok ağır yağlı şeyler yemeyerek, ağır tatlılar yemeyerek, çok uzun açlıklarda bırakmayarak vücudumuzu ya da çok ağır beslenmeyerek. Bunlar karaciğerin. Tabii alkol neden karaciğere zarar verir? Alkol vücudumuza girip bir gramında 7 kalori içeren ve hiçbir besleyici değeri olmayan ama karaciğerde sentezlenen bir şey. Karaciğerde sentezlenen bir şey olduğu için. O yüzden oraya direkt yağlandırıyor, oraya direkt etki ediyor. Sigara da zaten genel bütün vücut geneli evet, için evet, zararlı bir madde. Evet. Dolayısıyla karaciğeri temizlemenin özü doğru besinlerden geçiyor. Mesela ben Tibet'e gittiğimde bundan yıllarca önce orada Tibet'in Lhasa'da bir tapınak vardı. O tapınağın evet, mutfağına girdim ve karaciğerin nasıl temizlendiğiyle ilgili bir iksir aldım. İster misiniz onu burada anlatmak? İsteriz tabii, istemez miyiz? Bu kara turplar var ama onlarda kara turp çok daha farklı. Biraz daha büyük bir turp o. Onu ciddi anlamda rendeliyorlar. Rendeledikten sonra şöyle bir bardağın içine koyuyorlar. Siyah turbu mu? Aynen. Onu rendeledim, biraz daha bardağın, bir, bardağın içine koyuyorlar. İçine böyle elleriyle bir oyuk açıp keçi sütü koyuyorlardı onun içine. Keçi sütü koyup ağzını kapatıp soğuk bir yerde sabaha kadar bekletiyorlar. Beklettikten sonra bunu sabahleyin şu kadarcık bir suyu çıkıyor. Her sabah aç karnına içiyorlar. Ve bu gerçekten karaciğeri temizleyen bir sistem. Keşke yapsaydık ya burada. Yani evet. Neyse, basitmiş bir daha, aslında yani. Evet, bir daha seferi de yapabiliriz. Ama buradaki öz şu. Hep enginar diyebilirdik ama onlar mesela turp ve sütle yapıyorlarmış. Evet, enginar zaten içindeki silis maddesi nedeniyle o temizliği yapıyor. Bu da kükürt nedeniyle yapıyor. Hmm. Turp kükürtlü bir madde. Sütle birleşince kalsiyum
ve kükürt aktive oluyor. O temizliği yapıyor. Tür rendeliyor, bardağın içine koyuyor. İçine bir oyuk açıyor. İçerisine sütü koyuyor. Dolaba koyuyor ve bekletiyor. Bekletiyor sabaha kadar. Sabaha kadar bekletiyor. Sabaha kadar beklettikten sonra suyunu içiyor dediniz. Yudum yudum. Şu kadarcık suyu çıkıyor onu. Süzüyor ve o suyunu içiyor. Bir kerelik. Hayır, her gün. Yaklaşık bir ay bunu yapıyor. Ve ondan sonra karaciğeri gıcır gıcır oluyor. Yani aa, çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Peki, uyku, yani düzenli uyku ve belli bir saatte yetişkinler için iyi uyumak çok çok önemli. Bunu her zaman konuşuyoruz. Ancak az uyuduğumuzda, yetersiz uyuduğumuzda, kalitesiz uyuduğumuzda vücudumuz otomatik olarak yağlanmaya meyilli oluyormuş. Nasıl, neden? Şimdi bizim uyku aslında vücudumuzun gözümüzü kapattığımız ve yatağa girdiğimiz anda melatonin diye bir hormon var. Melatonin sadece bizi uyutmaya yaramıyor. Yani buna Dracula hormonu diyoruz. Karanlıkla beraber salgılanıyor. Bizi sadece uyutmaya yaramıyor. Melatonin aynı zamanda tamir edici bir sürü sistemi de reakte ediyor salgılanmaya başladığı anda. Nedir bu sistemler? Bir kere büyüme hormonu çalışmaya başlıyor. Siz ne kadar yaşlanırsanız yaşlanın, uykuda çalışan en önemli hormonlardan bir tanesi büyüme hormonu. Büyüme hormonu çalıştığında başlıyor tepeden aşağı işte sizin diğer hormonlarınızı, sindirim hormonlarınızı, diğer sistemlerinizi, kadınlık hormonlarınızı, düzenleyici hormonlarınızın hepsini tık 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 işte kortizolinden, endorfinine, serotoninden, peptine kadar hepsini tık 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 reakte etmeye başlıyor. Siz aslında uyuduğunuzu zannediyorsunuz ama vücutta çok ciddi bir çalışma var. Buna derin uyumak çok çok önemli. O çalışmanın olabilmesi için bizim de deliksiz ve derin uyuyor olmamız gerekiyor. Evet, bunun için de şu mavi bizim blue fog dediğimiz özellikle onlardan uyumadan önce bir saat önce uzak durmamız gerekiyor. Bir saat önce bu birinci önceliğimiz. Yatağa girip telefonumuza bakmayacağız. Evet, çok çok hata. Karanlık bir ortamda olmamız lazım. Evet. Yemek 2 ya da 3 saat önce mutlaka yemeğimizi yemiş olmamız lazım ki sağlıklı uyuyalım. İşte bir insan uykusunu güzel uyuyorsa, sporunu yapıyorsa, karaciğerini temizliyorsa, yeşil çayını içiyorsa, ciddi anlamda porsiyonunu küçülttüyse ve proteinini arttırdıysa 40 yaşından sonra zımba gibi olmaya başlıyor. Dün ben bir tembellik yaptım. Pazar sabahı aç karnına yaptığım sporu bir arkadaşım geldi. Öyle sufle mi yesek? Aa, yiyelim tabii falan filan derken bir baktım akşam saat 6 olmuş. Ama dedim ki yapacağım. Sporu yaptım, çok güzel. 9.30'da da yattığımı biliyorsunuz zaten. 9.30'da yattım. Saat 1'de bir uyandım ki benim uykum inanılmaz deliksizdir. Allah Allah, uyuyamıyorum. Oraya dön buraya dön uyuyamıyorum. Akşam yaptığım için olabilir mi sporu? Tabii. Ne kadar keşke yapmasaydım, uyuyamadım. Yatmadan 3 saat önce eğer illaki de spor yapacaksanız en erken 3 saat önce yapmanız. Yani işte öyle gibi oldu zaten biraz 3 saat önce gibi oldu ama pek olmadı. Yok değil, hep sabaha alıştın ya da öğlene alıştın. Yani bu bir biyoritimle de çok çekildi bu. Mesela ben akşam sporu yaptığım zaman da uyuyabiliyorum, çok enteresan. Normalde hep 3 saat öyle önce alışmış yapalım. Belki evet, vücudum ona alışmış. O yüzden vücudunuzun biyoritmi ne diyorsa dinlemek onu yapın. Lazım. Bir de sabah yediğiniz sufledir sizi uyutmayan bence. Sufle mi? Yok. Olabilir. Ya zaten bir gün bir sufle yiyelim dedik. Sufle bir geldi şu kadar. Yani 3 tatlı kaşın da bitti zaten. Yani ama pişman aşkım olmama fırsat kalmadı ki. O kadar miniktik yani. Evet. Şimdi bir tarifimiz daha var. Bu da özellikle herkesin şikayet ettiği ve diyetten en çok vazgeçilme sebebidir herhalde diye düşünüyorum. Hı-hı. Diyete başlanır, ödemler atılır, 2-3 kilo birden verilir. Tam o gazla devam ederken kilo bir anda kesilir. Ne yaparsanız yapın daha da az yemenize rağmen bazen vücut der ki bana başka bir şey lazım. İşte hani kilo verebilmeye devam etmem için başka bir şey lazım. Peki o sırada vücutta ne oluyor ve aslında ihtiyacı olan şey ne? Hocamız anlatacak. O zaman vücut plato noktasına giriyor. Ne demek plato noktası? Aldığınız enerjiyle verdiğiniz enerjinin eşitlenmesi. Eşitlendi. Siz harcadığınız enerjiyle aldığınız enerjiyi birbirine eşitlediğiniz anda o platoya gireriz ve vücut sizden iki tane şey bekler. Ya o gün enerjinizi iyice indireceksiniz ya da ciddi fiziksel aktivitenizi arttıracaksınız. Hadi ben size bir formül vereyim ki biz enerjimizi çok doğru bir şekliyle indirelim. Onu bir gün yapın ama bir gün sevgili izleyenlerimiz. Bir gün diyor özellikle bir lütfen gün, dikkat edelim. Ne yapacak bu? Neyi uyaracak da vücut tekrar kilo vermesi gerektiğini hatırlayacak? Şimdi bol yeşillik var bunun içinde. Yeşillik ne demek? Klorofil demek. O ne demek? Bütün sistemi yine temizleyerek açmak demek. Çiya var, tokluk hissimizi arttıracak. Çok güzel. Yağlı tohum çiya, omega 3'ten çok zengin. Hı-hı. Bir de tabii ki kalsiyum var. Kalsiyumumuz var. Kullandığımız ürün de simbiyotik bir ürün, kefir. Kefir de bağırsak mikrobiyotamızı doğru şekilde toparlamaya çalışacak. İçinde hem prebiyotik hem probiyotik var. Bunu bir gün yapacaksınız dediğiniz, şimdi ben yanlış anladım.
kaldım mı acaba diye düşünüyorum. Yani bir gün boyunca sadece bunu mu tüketeceğiz yoksa yanında başka yiyecekler yiyeceğiz ve arada öğün olarak mı bunu yiyeceğiz? Doğru söylüyorsunuz, sabah, öğlen, akşam bunu tüketeceğiz. Ha, sabah, öğlen, akşam. Şimdi verdiğim şimdi verdiğim ölçü bir porsiyonun ölçüsü. Bunu, aynen. Evet, sabah, öğle, akşam. Aralarda da ne yapabiliriz? Eğer istenirse beşer tane badem yenir de bence yemeyin. Şu beş bademi yiyeceğime sinir şekilde o beş bademi 1, 2, 3, 4, 5 desen hiç yani. Vallahi yetiyor. Açken öyle bir yetiyor ki. Doğru, açken o şey altın değerindedir büyük ihtimalle. Neler? Kefirimizi koyduk. Bir su bardağı. Ben laktozsuz kefir kullanıyorum. Koydum. Tamam. Bir tane salatalığı doğrayarak koyduk. Semizotu. Şöyle ben bir tutam koyuyorum semizotundan. Şunun ucunda ay masanızı alışmaya çalışıyorum. Evet hocam, ben tutayım isterseniz. Tamam, çok teşekkürler. Az sonra da zayıflamaya yardımcı işbirlikçiler size hocamız öğretecek ve anlatacak aynı zamanda. Şunu şununla tüketirseniz daha hızlı hareket eder vücudunuz, daha işte fazla yağ yakar veya metabolizmanızı hızlandırır diye çok güzel ikililer verecek dakikalar sonra. Dereotu. Dereotu nane, koyduk, nane koyduk. Kefir. Bunların evet kefir koyduk. Şimdi ben bunu inşallah kapatmayı ve çalıştırmayı başarırım. Yaparsınız hocam. Aa, vallahi başardım. Nasıl oldu inanamadık. Hocam bu bildiğimiz cacık oldu. Aynen öyle. Cacık oldu. Allah cacık Allah. Zaten son derece sağlıklı bir besin. Biz cacığı farklı yerlerde, farklı şekillerde kullandığımız için. Kuru fasulye pilav cacık. Karnıyarık pilav cacık evet. Gibi. Cacığı bunu böyle mis gibi de kokuyor. Duyuyorsunuz kokusunu. Şimdi hocam çok güzel kokuyor da yani sabah. İnanın doyuruyor. İnanın öğlen. Doyuruyor. Akşam. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi. Siz bunu içtiniz. Bunun içindeki yeşiller bir güzel sizi temizlemeye başlıyor. Bağırsaklarınız çalışacak bir kere. Chia tohumu son derece tok tutmaya başlıyor. Chia tohumu da koymuşum. Tabii, doğru söylüyorsun. O şişecek bir de. Bu şişecek. Birken 7 olacak içindeki oran. Ve siz diyelim ki 55'e takıldınız, 54'e düşmek istiyorsunuz. Ya da 56'ya takıldınız, 54'e. Ya da 75'ten 74'e. Neyse, kilonuz neyse, neye düşmek istiyorsanız işte bu iksir sizi düşürecek. Bir gün ya, bir gün dayanmaz mı insan? Ben hiç alışkın değilim de eğer öyle bir takıntılı bir şey olsa evet belki yapılabilir en azından lezzetli tabii. Bir şey en azından yani ne bileyim aynen. Tadına aşina olduğumuz bir şey. Peki ondan sonrasında yine sağlıklı beslenmemize devam edecek. Yine... Bunu mesela aralarda atıyorum 15 günde bir ayda bir takıldığında kilomuzun takıldığını düşündüğünde bence yapabiliriz geldi ama bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Velev ki bunu iki tane kullanma şeyim var. Hafta sonu çok yemek yedim diyelim. Pazartesi günü bunu bir yapıyorum. Ya da kilom takıldı. Bir haftanın iki pazartesisi yapıyorum. Ben olsam bunu bir kere haftada yaparım. Sonucunu görürüm. Vücudun zaten gösterdiği sonucu o kadar beğenecek ki izleyenlerimiz. Yapılabilir hale gelecek. Kesinlikle yapılabilir hale gelecek. Bence yapın. Zaten lezzetli şahane. Ay bir deneyin ya. Bak ama deneyin diyor. Deneyeyim demiyorum asla yani. Siz deneyin ben deneyemem. Şimdi zayıflamaya yardımcı işbirlikçiler geliyor. Nasıl yiyeyim, nasıl tüketeyim, bunu hangi besinle yan yana yersem daha faydalı hale gelir sorusunun cevabı benim için çok çok önemli. Çünkü bazen kendi kendime saçma kombinasyonlar da yaptığım oluyor. O yüzden bunu öğrenmem önemli. Diyor ki avokadoyu yeşil sebzelerle birlikte, koyu yeşil yapraklı sebzelerle birlikte tüketin diyorsunuz. Neden mesela? Şimdi avokado... Ben mesela peynirle, yumurtayla tüketiyorum avokadoyu. O da çok doğru, yanlış değil. Peynirle yumurtayla tüketirken yumurtanızın içine bol sebze koyun, yeşillik koyun. Yine o yeşilliği orada kullanmış olursunuz. Evet, evet. Yani yumurta da çok çok faydalı. Şimdi avokado çok değerli bir yağ. Evet. İçindeki yağ hem tok tutuyor bizi ve potasyum çok yüksek. Öyle olduğu için de potasyum ve yağ siz eğer doğru yeşillikle ve posa ile desteklerseniz sizin vücudunuza girdiğinde sadece yağ olarak görev almıyor. Hı. O enerjiyi hızlandırarak metabolizmanızın yakma ivmesini de hızlandırıyor. Hmm. Yani avokadoyu eğer siz yumurtanın yanında yiyorsanız yanına yeşillik de koyun. Hmm. Ya da yumurtanızı bol yeşillik gibi omlet. Dereotu, maydanozu vesaire aynen, yapın gibi yapın. Omletinizi. Hmm. Avokadonun yeşilinden yeşil destek aklınıza gelsin. En doğrusu o. Kendi renginden olduğu için. Aynen. Bir diğeri harika geliyor kulağa bilmiyorum. Bitter çikolatayı bademle birlikte tüketin diyor hocam. Neden? Şimdi badem ne? Omega 3. Yine bir çıt bitter çikolata 5 badem mi hocam? Öyle tabii. Ne sandın Çağla? Bir kalıp badem bitter çikolata, bir avuç badem. Şimdi, yani çok özür diliyorum. Bitter çikolata yemek istiyorsak mı bademle yiyin diye söylüyorsunuz? Evet, evet. Ha. Neden? Şimdi badem omega 3 ve omega 6. Badem içinde selenyum var. Bitter çikolata ne? Bitter çikolata magnezyum. Bu neyi sağlar? Bu sizin tatlı ihtiyacınızı pat diye keser. Bir, eğer bademle yerseniz. İkincisi de
aynı zamanda sizin stresinize de engeller. Menstruasyon öncesi, periyot dönemlerimiz öncesinde tatlı isteğimiz ve stresimizi engellemedeki iki tane şey. Çünkü omega 3 ile bunu alırsanız zaten stresinizi hafifletecek. Omega 3 ile beraber alacağız. Aynen. Çok ve bitter çikolatanın içindeki şey kalp damar sağlığı için de çok değerli. Kalp damar sağlığı için de bu iki kombinasyon çok değerli. Süper. Kombinasyon bayıldım hocam. Yani zaten her türlü ikisini de çok severim. Afiyet şimdi, olsun. Teşekkür ediyoruz. Brokoli yemek istiyorsanız brokoli tek başına değil yanında etle tüketin diyor hocamız. Güzel bir ikili bana göre. Neden? Şimdi biz eti neyle yerdik eskiden alışkanlıklarımız? Pilav. Ya pilav yerdi ya makarna ile yerdik ya patatesle yerdik. Ama diyoruz ki et asidik bir yapıya sahip. İnsan bedenine girdiği zaman faydalarının yanında insana zarar da sağlayabiliyor. Evet, evet. Ne yapabiliriz? Onu alkaliye yani bize yararlı hale getirebilmek için yanında ne olması lazım? Posa olması lazım. Peki bu posanın sülfürlü olması yani bizim o sevmediğimiz koku var ya kerevizde de var, bu brokolide de var, karnabaharda evet. da var. Sülfür değeri yüksek olursa o etin içindeki bize zarar verecek maddeyi daha da azaltıyor. Hele de o brokolinin üstüne sıcakken haşladığınızda bir bol limon sıkıp sarımsaklı limonlu zeytinyağlı hale getirip yerseniz çok daha sağlıklı bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani süper. Etin size vereceği zararı engellemenin yanında etin proteinini çok daha doğru kullanmış oluyorsunuz brokoliyle tükettiğinizde. Vallahi çok güzel. Şimdi devam edeceğim ama az sonra pilates eğitmeni Esra Kara bizlerle beraber olacak. Trambolinle birlikte nasıl form tutabiliriz canlı yayında sizlere gösteriyor olacak. Aynı zamanda sosyal medya fenomeni Gamze Çelik kendi başına hiç kimseden yardım almadan 120 kilodan 61 kilo kaç kiloya düşmüştü? Gamze kaç kiloya düşmüştü? Kaç? 59 kiloya yani 61 kiloyu nasıl verdiğini az sonra bizlerle paylaşıyor olacak. Hemen devam ediyoruz. Mantarı kıyma ile birlikte çok güzel bir ikili oldu gene. Kıymalı mantar. Neden? Mantar bildiğimiz gibi D vitamini tek barındıran besin doğada. D vitaminini bir tek güneşten alabiliyoruz doğru, biz. Mantar doğru. aynı şekilde. Şimdi mantarın kalorisi de çok düşük. Kıyma işlen yani bir etin küçültülmüş hali. Kıymayla mantarı bir araya getirdiğimizde biz hem çok düşük kalorili bir protein almış oluyoruz hem de mantarın içindeki D vitaminini hiç taşımayacağımız bir şeye taşımış oluyoruz, mecraya taşımış oluyoruz. Ve yüksek proteini. Mesela bu bizim sporculara spor sonrası çok önerdiğimiz bir şeydir. Hatta bunun içine de iki tane yumurta kırın deriz. Yumurta da kırsan mantarla, yumurta. Kıymayı koyun, içine de iki tane yumurta kıyın. Yüksek proteinleştirmek, bir proteini yüksek almak, özellikle kas yapısını artırmak için düşük kalorili bir beslenme şekli olduğu için özellikle kıymayla mantarı bir araya harika. Getiriyoruz. Yine aynı zamanda yeşil çayı limonla ve bakayım bitirdik galiba. Ha, yumurtayı barbunya ve biberle, yulafı cevizle beraber tüketebilirsiniz diyor hocamız. Tavuk, kimyon, limon ve pul biberle yan yana gelirse çok güzel işbirliği yapıyorlar, işbirliği içerisinde oluyorlar diyor. Şimdi bir ödem çayımız var. Evet. O ödem çayımızı yapalım. Tamam. Kimler için, neden, ne zaman, nasıl? Şimdi sabah kalkıyoruz, kilomuz birden pat diye yukarı çıkmış. Niye öyle oluyor? Hiçbir yanlış yapmamışız. Bir kere lodos varsa olur, bu aklınızda olsun. Lodos çok ciddi, güneyden esen bir hava akımıdır ve bizim kilolanmamızı, yani geçici kilolanma, bu geçici gerçek kilolanma, su toplamasını sağlar vücudumuzu. Veya işte tansiyon hastasısınızdır veya o gün çok tuzlu yemişsinizdir veya hiç az su içmişsinizdir. Ciddi anlamda ödem atmaya ihtiyacınız vardır. Ben bir sıcak su rica edebilir miyim hemen sevgili sıcak arkadaşlar? Hemen bir sıcak geliyor Merve'den. Şimdi çok basittir bunun yöntemi. Bunu ister büyük bir tencerede yapın, isterseniz bir fincanda yapın. Sıcak suyunuzun içine çok bir bardak, cam bardak alabilir miyiz ya aslında öyle yapalım tamam. bence. Cam bardağı koyalım dedim çatlar de. Çatlar diye korktum ben. Yok yok bence çatlamaz tamam, diye düşünüyorum. Süper. Merve şimdi bir cam bardak alalım. Kimler yapabilecek bu detoks içeceğini? Hamileler dışında herkes. Hamileler ve emzikliler dışında. Çünkü bir de tabii göğüs kanseri geçirmiş kişiler maydanozu çok kullanmasınlar. Tamam. Onların dışında herkes yapabilir. Sıcak suyunuzu demleme usulüyle yapıyoruz artık biz bu tarz şeyleri. Kaynatmayın sevgili izleyenlerimiz. Maydanozun içindeki su atıcı özellikten yararlanmak için bunu böyle atacağım ben. Böylece ne? Evet, şöyle. Evet. Bunu, maydanozu koyduk içine. Maydanozu koyduk içine. Bunun içine güzel tat vermesi için tarçını koyduk. Aynı zamanda da insülininizi dengelemesi için tarçını koyuyoruz. Elma suyunuzu alkaliye çekmek için ve daha çok su kaybınıza yardımcı limon. Olmak için ve limon koyuyoruz. Bunu böyle yaptıktan sonra ağzını şöyle kapatın. Bunu 5 dakika bekletin. Bekletiyoruz. Beklettikten sonra süzün.
aklınıza geldikçe bunu yapıp için. Şimdi bunu yaparken normal suyunuzda içmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu sizi idrara çıkartacak. Dehidre olmasın vücut. Onun için bu gayet güzel. O gün tuzunuza dikkat edin. Yani bir dengesizlik atıyorum 3 öğün birden içen ne bileyim her gün oturdu işte falan bir sakıncası olabilir Hayır, mi? Bunun hiçbir sakıncası yok zaten hani son su derece. İçtiğiniz suyun içine sadece maydanoz, limon, elma ve tarçın ekliyorsunuz. Tam tersine çok büyük faydası vardır. İçtiğiniz suyu bu şekilde için artı su da için. Eğer çok ödeminiz varsa. Şöyle bir yanlış vardır bilinen. Ben çok su içiyorum. Su içtiğim için vücudum şişiyor. Su içmezse insanların vücudu şişer. İçtiğinden değil. Su içmezse insanların vücudu şişer. İçtiğinden değil. Suyu de. Suyla temizliyoruz. Suyu suyla temizleyelim. Aynen, güzel. Öyle, hocam devam edeceğiz ama diğer konumu davet etmek istiyorum. Sevgili Gamze Çelik geliyor. Gamzeciğim seni şöyle alalım. Öncelikle ortaya alalım. Hocam dilerseniz siz de yanımıza gelin. Çünkü merak ediyorum sizin de yorumlarınızı. Tekrar hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah aşkına bana söyle. Sırf sosyal medyada yayınlamak için mi zayıfladın? Hayır. Keşke böyle güzel bir şey de vesile olsa aslında. Ama o bir motivasyon değil mi sence de Gamze? Kesinlikle. Çok büyük bir motivasyon. Değil mi? Bir sorumluluk izleyenlerine, takipçilerine karşı. Onlara karşı böyle bir şeyi anlatabilmek, gün geldiğinde böyle bir yola koyulabilmek beni çok mutlu etti gerçekten. Hani hayalim mi zayıflamak ama bunları insanlara aktarabilmek beni ayrı bir gururlandırıyor açıkçası. Bir de bunu tek başına yaptın. Bu gerçekten enteresan. Biz hep bir ikimiz de hep bir sağlık beslenme uzmanına mutlaka hep danışın deriz. Sen bu yola tek başına çıktın ama bu yola çıkmaya nasıl karar verdin? Şimdi görüntülerini görüyoruz. Senin küçük kardeşin gibi duruyor şu anda. Evet. Kimse inanmıyor. İnanılmaz benziyor. Evet. Gerçekten de yani şey olarak benziyor. Sima olarak benziyor ama tabii ki fiziken hiç benzemiyor. Bir kere o kadar kiloyu nasıl aldın? Hangi yanlışları yapıyordun? Onu konuşalım. Sonra asıl mucizeye geri döneceğiz. Şimdi öncelikle biz ailecek biraz böyle hafif tombik bir aileyiz. Tamam. Ben asosyal bir çocuktum öncelikle. Hiç dışarı çıkmazdım. Sürekli evde otururdum. Daha sonra ortaokulda bir okul değişikliğim oldu, şehir değişikliğim oldu. Çevreye alışamama, işte arkadaş ortamını oluşturamama derken ben daha çok eve kapandım. Birazcık daha eve kapanınca. Yani ben ortaokulda iki büyük boy pizza yiyebilen bir insandım. ve bitiriyordum gerçekten. Yanında litre içeceğiyle, patates kızartmasıyla, onun üstüne dondurma yiyordum. Hani hiç ardı arkası asla kesilmiyordu. Bu nasıl bir mide yapısı mesela? Aslında doyuyor ama doyduğunu hissetmiyor mu? Çünkü yani gencecik bir kız midesi ne kadar büyük veya büyütülmüş olabilir? Çok doğru söyledi. Duygusal açlık nedeni. Duygusal kesinlikle. Aslında orada, evet, kesinlikle. Orada bedenini beslemiyor. Orada tamamıyla ruhunu doyurmaya çalışıyor ve o kadar üzgün ki, o kadar şey ki onu mutsuz yediğinde ki. Mutsuz ki onu tedavi ettiğini zannediyor ama daha da bir başka kısır döngüye gidiyor. Zaten hayatımda yapabileceğim bir aktivite olmadığı için işte oyun oynamak, yemek yemek benim için bir aktivite haline gelmişti zaten artık yani. Ve çığır açmaya başladı artık. Her geçen sene üstüne biraz daha koymaya başladım. Çevremdeki insanlar yapma, çok küçüksün, hani artık bunun önüne geçelim. Ay, yani ben çok sevmem böyle göstermeyi. Şimdi bu pantolonumu gerçekten getirdim ben buraya. Evet ve kendi başına nasıl karar verip 61 kiloyu verdiğini hikayesini şimdi dinleyeceğiz. Bu da kendi şu an pantolonu. Ben tam yarısına kadar denk geliyorum yani. Gerçekten. Bravo. Ve bunu ben hani yapışken tight niyetine giyiyordum. Hani o kadar dar o kadar oluyordu dardı, bana. Değil mi? Evet, o kadar dardı. Peki senin yemeklerin olduğu bir masa var. Ne yedin? Daha önce ne yiyordun ve artık ne yemeye başladın? Ve buna nasıl karar verdin? Dilersen oraya geçip tabii, birazcık konuşalım. Geçelim. Tabii ki. Şuradan da. Tamam. Biz şöyle, ben zaten Taylan hocama soracağım. Biz hazırladık bunu ama en azından hocam şöyle alacağım sizi de. Şimdi yediklerini az çok tahmin edebiliyoruz değil mi tabii hocam? Ki. Peki sonrasında nasıl karar verdin bu kiloya vermeye? Ben sağlık meslek öğrencisiydim. Staj forması giymemiz gerekiyordu. Staj formaları okula geldi. Herkes hevesle deniyor. Ben o an düşünüyorum, en büyük bedeni aldım ama bana olacak mı? Acaba. Herkes giyiyor, koridorlarda dolaşıyor. Ben sıramda böyle gözlerim hafif dolgun bir şekilde oturuyorum. Eve gittim. Annem dedi ki hani artık giy, gerçekle yüzleşelim. Daha sonra ben giydim. Üst kısmı buradan aşağı inmedi. Alt kısmı baldırlarımdan yukarı çıkmadı ve ben oturdum ağladım. Çünkü stajıma 3 ay var ve hayatım boyunca hiç kilo vermemiş bir insanım. Annem orada beni motive etmeye çalışıyor hala, hani zayıflayacağımı düşünmüyor çünkü hiç o yola giren bir insan değilim. İşte kızım diktiririz, bir kumaşını buluruz, o zamana kadar hallederiz dedi bana sürekli. Ama ben o gün ayna karşısında dedim ki ben gerçekten bu Gamze mi olmak istiyorum? Yani ben kendimi bu hayatta böyle mi görmek istiyorum? Ve ben daha o zamanlar 17 yaşında bir kız çocuğuyum. Hani böyle mi devam etmeliyim hayatıma dedim. O benim için bir dönüm noktası oldu.
O günden sonra stajıma kadar 12-13 kilo yakın kilo verdim. Dar da olsa üstüme bir şekilde ona bir girdin. Bir şekilde oldu. Şimdi 12-13 kilo verince çevremdeki insanlar ya Gamze sen zayıflamaya başladın. Bir şey oluyor. İşte bir de çok belirgin olur değil mi? Tabii yani 5 kilo yani verse, 120 kiloya göre denizden bir damla gitmiş gibi oluyor tabii ki ama. Ama olsun ama fark yine edilir. De insanlar fark etmeye başladı tabii ki. Staj formam olunca hastanedekiler, hocalarım, arkadaşlarım işte Gamze zayıflamaya başladın dedikçe ben bir böyle hırsa büründüm ve ardı arkası geldi. Hiç bırakmadım. Hocamızın şu dediğine katılıyorum. Sağlıklı beslenme. Diyet değil. Bravo. Kendimizi tamamıyla işte isteklerimizi göz ardı ederek, kısıtlayarak şok edici diyetlerle asla evet, değil. Gerçekten zaten, sağlıklı değil beslenerek. Bravo. Yani bravo. Ay, bravo. Gerçekten harikasın. Öyle. Gerçekten. Peki yani dediğim bildiğimiz bütün zararlı her şeyi hayatından çıkardın mı? Yoksa hayır Çağla böyle zaman zaman arada çok canım çektiği zaman da yani çok fazla zorlanmamak adına onları da tükettim. Hı-hı. Ya da ne bileyim spora mı başladın? Ne kadar su içtin? Hı-hı. Aşırı merak ediyoruz gerçekten. Çünkü bu çok fazla kendi başına yapılabilir bir şey değil. Evet. Genellikle herkes destek almak istiyor ama ben şuraya bir parantez geçmek istiyorum. Ben sağlık meslek mezun olduğum için beslenme derslerimiz vardı. Sen hani tamamıyla kendi başıma buyruk bir şekilde tabii ki de olmadı. Bunun derslerini almıştık ve ben araştırmayı çok seven bir insanım. Araştırdım, ettim derken öncelikle gerçekten abur cubur, karbonhidrat ve şekeri. Ben zaten şekere çok düşkün bir insan değilim. Bu beni birazcık kurtardı. O yüzden onları bu asitli içecekler dediğin litreli seçtim. Onları çıkardın. Onları çıkarttım ki bir hayatımı bir detoks şeklinde bir geri dönüşü olsun. Hani beslenmelerimi tamamıyla azaltmadım. Kendisi zaten bilinçli. Bir de inat kelimesi çok önemli. Gerçekten. Kesinlikle. Ben yıllardır hep bunu görüyorum. Bir insan kilo vermeye inat ettiği zaman o inatın içine sağlıklı beslenmeye yönelmek de giriyor. Spor yapmak da giriyor. Doğru uyumak da giriyor. Her şey inattan geçiyor. İnat etmiş işte. Evet, süper. Kesinlikle. İnatla sonuna kadar gitmiş. En azından geç olmamış. Daha gencecik. Gencecik. Evet. Gencecik. Mesela oraya da bir parantez açayım. Sürekli soruyorlar diyorlar ki sarkmaların var mı, çatlakların var mı? Tabii ki vücut deforme olduğu için çatlaklar oluyor. Ama sarkmam, yavaş vermem, spor yapmam ve yaşımın vermiş olduğu nedenden dolayı o hemen olmadı. Vücut kendini toparlayabildi mi? Toparladı, ne kadar su içtin, ne kadar spor yaptın, ne kadar uykuna dikkat ettin, sonraki hayatındaki değişikliklerin hepsini soracağım. Tabii ki Taylan Hoca'yla da sohbetimiz devam edecek. Aynı zamanda operatör Doktor Gökhan Özçınar hocamız bizlerle beraber olacak ve aynı zamanda pilates eğitmenimiz bizlerle beraber olacak. Trambolinde nasıl kilo verilir öğreneceğiz efendim ama reklamlardan sonra. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Taylan Kümeli hocamız ve sevgili Gamze Çelik ile birlikteyiz. Taylan Kümeli hocamız gitmeden önce bize hani hep bahsediyoruz ya diyet değil aslında sağlıklı beslenme diye. Kilomuzu korumak hatta verebilmek için bütün bir gün boyunca ne yersek hani evet bugün sağlıklı beslendim diyebiliriz'i gösterecek öyle değil mi hocam? Hemen söyleyeyim. Hemen. Bir dilim çok tahıllı ekmek, yanına 30 gram istediğiniz cins bir peynir, 5 tane zeytin, biraz fazla zeytin olmuş. Bir tatlı kaşığı elma püresiyle pişmiş reçel. Bol yeşillik ve bir tane yumurta. Böyle bir sabah kahvaltısı dediğim zaman. Bir yanında çay şekersiz. Şekersiz çay. Öğlen yemeğinde istediğiniz bir sebzeyi zeytinyağlı olarak 1 kilo bir yemek kaşığı piştikten sonra eklenecek zeytinyağlı sebze yemeği. Yanına bir kase yoğurdunuz. Öğleden sonraki aranızda bir meyve. Meyvenin yanına onu destek vermek için 5 tane zeytin. Akşamda bir el kadar et ya da tavuk ya da balık ya da köfte ya da 8 yemek kaşığı nohut ya da kuru fasulye ya da yeşil bir bardak mercimek gibi. Yanına da bol yeşil salata. Bu aslında ideal sağlıklı bir beslenme öğünü diyebiliriz. Bunu belleyelim ve devam edelim inşallah. Aynen diyet öyle. Yapmadan sağlıklı beslenerek de kilo verebiliriz. Bunu unutmayalım. Hocam çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bir alkış rica ediyorum Taylan Kemal Hocam'a verdiğiniz değerli bilgiler için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sevgili Gamze'ye burada söz vermek istiyorum. Çünkü eminim ki herkes bir şekilde demiştir yani inat etmek, gerçekten kafaya koymak, kilo vermede en önemli unsurlardan bir tanesi. Sen neler söylemek istersin? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Şöyle ekranlara doğru dönersen. Evet, kişinin öncelikle kendisinin istemesi gerekiyor. Siz burada bitirdiğiniz sürece buradan lokmayı, besini gönderecek olan sizsiniz. Evet, buradan bir şey göndermediğiniz zaman bu vücut kilo almayacak veya kilonu korumayacak. Önce kişinin kendisi istemesi gerekiyor. Çevresindekilerin de desteği çok önemli. Ben bu konuda aileme, arkadaşlarıma, yakınlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlara buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Biz de selamlarımı, sevgilerimi gönderelim. Her zaman beni desteklediler ve motivasyonumu yüksek tuttular. Benim yanımda mesela olabildiğince onlar da sağlıklı beslenmeye çalıştılar. Çalıştı. Senin yanında oturup pizzaları yemediler yanında. Tabii ben de bazı ortamlardan kendimi izole ettim. Ama dediğim gibi önce kişinin kendisi istemesi gerekiyor. Sosyal medyada Bebidigo ismiyle biliniyorum. Bir Bebidigo atasözü der ki sen iste, başar, gerisi gelecektir.
Yola başlamak bitirmenin yarısıdır derim ya, her zaman. Ya sen harikasın. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Her şeyden önce zayıfladın. Evet, zayıflamaya devam ediyorsun ama her şeyden önce gencecik ve pırıl pırıl bir genç olarak gerçekten sağlığını geri kazanmış olman bizim için çok çok daha yeni önemli. Yeni bir ben oldum diyebilirim. Vallahi yani. Oldun. Evet. Çok da güzelsin. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Bir alkış rica ediyorum. Sevgili Gamze'yi de uğurluyorum. Ve Pilates eğitmeni Esra Çakır, İrem Dur ve Gencer'i davet etmek istiyorum. Ve aynı zamanda tabii ki vazgeçilmez, efendim programımızın vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi operatör doktor Gökhan Özçınar hocam da geliyor. Büyük bir alkış rica ediyorum bu ekibe. Evet, şöyle sizi yerlerinize alayım. Gökhan hocam, yani her şeyi yaptık sizin. Ne oldu, bugün biraz yorgun muyuz hocam? Yok, görünce korkudan yoruldum. Görünce bir korktunuz. Ben de kızları provada izlerken biraz korktum. Ama gerçekten zıplamak zaten insana neşe veren bir şey olduğunu biliyoruz. Çocukların ne kadar çok zıpladığını düşünürsek. Beni de bazen evde, bizim de bir trambolinimiz var, sokuyorlar. Zıplamaya başladığım anda bir neşe, bir eğlence geliyor. Ama bunu kilo vermek için nasıl kullanabiliriz? Öncelikle izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Hocam başarılar. Sahneye. Buyurun efendim, ne demek. Müziğimiz gelsin. Hocam tutmuyorlar yalnız şu anda. Özçınar hocama, hocam sizi bir konuşturayım mı? Allah aşkına nasıl geçti? Ambulans. Ambulans. Ama ilk kez yaptınız değil mi? Bunu ikinci kere belki yaptınız. Yok, daha önce yaptınız. Bu ilk kez. Yani dışarıdan baktığı zaman, ki eminim hocam da şu anda nefes nefese. Çok zor bir performans. Yapanlar çünkü nasıl belli baksana. Tabii inanılmaz fitler canım, maşallah. O koldaki kas benim bütün bedenimde. Hocam azıcık soğukladım. İnemiyorum. İnemiyorum. Kaldınız değil mi oradan? Yürürken dikkat edelim. Şimdi gerçekten dışarıdan çok zor görünüyor hocam ama tabii ki bu sizin çok ileri level herhalde yaptığınız bir şey. Bizim gösteri için yaptığımız. Gösteri için yaptığınız şey. Normalde çok minik minik başlanıyor. Peki nedir faydası? Hangi bölgesel olarak daha böyle zayıflamayı kolaylaştırıyor diyeyim? Çünkü ciddi bir kalori yakımı söz konusu, net. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani şöyle, bunu yaparken bütün vücut çalışıyor zaten. Evet. Yani dengede durmak için sırt kaslarınızı devreye sokmak tabii zorundasınız. Bacaklarınızı, karnınızı her yere sıkmanız gerekiyor. Hı hı. Doğru nefes alıp vermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü yanlış nefeste kramplar girebilir. Hani her şekilde. Sonra denge. Bugün onu göstermek istedik. Evet. Çünkü bunun için durmak için dengeyi sağlamanız lazım. Sonra bir anda tık diye böyle durmanız gerekiyor. O da koordinasyon için çok çok kesinlikle önemli. Kesinlikle. Ve hani sağlık açısından baktığımız zaman da, hele bugünlerde, vücudumuzun bağışıklığını güçlendirmemiz için spor yapmamız zaten gerekiyor. Evet, evet. Bir de bu hani şey, yani böyle biraz daha eğlenceli, dediğimiz gibi çocukluktan çok gelen bir şey olduğu için hani daha çok severek yapıyoruz ve eğlenerek yapıyoruz.
biraz da fazla efor sarf ettiriyor. Kilo vermeye yardımcı oluyor tabii ki de. Evet, evet. Tabii bu da doğru beslenme meselesi. Siz herhalde sadece zıplamıyorsunuz ama değil mi? Bu kasları evet. ağırlıkla da yapıyorsunuz. Ben de aynı zamanda yanında fitness'a çalışıyorum. Fitness de yapıyorum. Evet. Benim de sağlık problemlerim olduğu için hani onları desteklemek istiyorum. Trambolin üzerinde belirli bir şekilde yaptığımızda, belirli bir dönem yaptığımızda kilo verdirir mi yoksa bizi şişirir mi mesela atıyorum, soruyorum. Kilo verdirir, tabii ki de verdirir ama şöyle yine hani spor yapıyorum diye üstüne zıplıyorum diye de yemek yememek gerekiyor. Ben bu kadar zıplayacağım sonra istediğimi yiyemeyeceğim. Olmaz hocam. Hocam olmamalı böyle yine bir adalet. Ama biraz az yiyelim, doğru şeyler yiyelim. Hani öyle yapmamız gerekiyor. Çünkü bir de üzerine doğru şeyler yersek herhalde o zaman sonucunu çok hızlı göreceğiz. Ben hep şunu söylüyorum gelenlere. Siz aynı beslenin, normal bana gelmeden önceki gibi mesela. Üstüne bunu ekledik. Biz zaten kalori açığı yakaladık. Yani buraya geliyorsunuz diye fazla yemediğiniz sürece zaten kilo verirsiniz. Çok güzel. Bir de bir tık dikkat ettiğimiz zaman otomatikman daha fazla kilo veriyoruz ve sağlıklı vermiş oluyoruz. Vallahi harika. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış rica ediyorum. Kaç dakika yaptırıyorsunuz? Herhalde 40 günlük başlıyorduk. Normalde bir seans 45 dakika falan sürüyor. 45 dakika. 45 dakika ama bu tempoda gitmiyoruz. Yani yavaş başlıyoruz, ısınıyoruz, zirveye çıkıyoruz, tekrar yavaşlıyoruz. Biz zirveyi mi yaptık değil mi? Biz zirveyi yaptık. Siz zirveyi gördünüz hocam bir ara. Onu gördüm ama bir an gördünüz. Hakikaten gözlerinizde onu gördüm. Minik minik başlayarak değil mi? Evet tabii. Isınmamız gerekiyor. Hatta tabii sonra karın egzersizleri yapıyoruz. Hani bunun üstünde fitness egzersizleri de yapıyoruz. Yani su kağıtlar yapıyoruz vesaire. Öyle tüm vücudu çalıştırıyoruz bütün ders boyunca. Vallahi şunun üzerine konuşabildiğiniz ayrıca tebrik ediyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkışlarla eğitmenlerimizi gönderiyorum ve hocamızla devam edelim. Dilerseniz hocam isterseniz bir miktar daha öne geçelim. Çünkü size bir soru atam öyle de devam yapamam edebiliriz. Yapamam başka türlü. Böyle devam edelim. İyi olmadı mı böyle? Vallahi ilk defa sizi bu. Tamam böyle devam edelim. O zaman soru gelsin size tamam, bir tane. Gelsin. Buyurun alalım. Sırtım düş tane fıtık var. Bayağı tedavi gördüm. Fizik tedavi de gördüm ama hiçbir faydasını görmedim. Yumuşak yataktan yatıyorum. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Hocamdan bilgi almak istiyorum. Yumuşak yatak. Evet. Sorunsalı. Sırtında fıtık. Sırt fıtığı çok azdır. Hı. Yani fıtık boyunda, belde, sırtta olabilir ama sırt fıtığı çok çok azdır. Binde bir tüm fıtıklar içerisinde. Ama kimisinin bünyesinde yapısal olarak bu tip fıtıklar olabiliyor. Ya da geçmişteki bir darbeden çocukluğunda ağaçtan düştü, merdivenden düştü, işte çatıdan düştü, gibi. Balkondan düştü gibi. Bu tip fıtığı olan insanlarda hocam, çoğu zaman cerrahi misin? Gerekmiyor. Heyecandan benim nefes nefese kaldım. Ya hocam hayır ya. Spor bitti bende. Evet. Bundan sonrası sizin yanınızda olmanın bir evdeği kalp çarpıntısı. Estağfurullah hocam teşekkür ederim. Efendim ne derler? Bu sırt fıtıklarının binde biri de ameliyatlık olabiliyor. Artık iyice çok kötü olursa. Ama bu tip hastalarda çoğu zaman ameliyat gerekmiyor. Gerekmiyor. Burada yapılması yumuşak gereken şey bir egzersiz, iki yattığı yatağın çok yumuşak olmaması. Sert. Hani bazen otele hocam, gideriz. Hocam bir su vereyim mi bir rahatlayalım? Yok ben vallahi rahatım. Vallahi misiniz? Vallahi bak. Vallahi benim nefesim daraldı. Ham olunca yani oluyor bu kadar da. Yalnız şunu söyleyeceğim bak 60'a gelmiş bir adam bunu yapıyorsa. Helal olsun. Yani biz, herkes yapabilir. Biz bir de yani bütün hocalarımıza söylüyorum sizin bunu yapabileceğinizi bildiğimiz için. Teşekkür de ederim. Aynı zamanda hocam lütfen yani. Şimdi yerde uyumanın yani sert yerde uyumanın faydaları da var. Her zaman aynen. değil ama kimler için geçerli diye soracak olursak. Mesela yerde uyumak sırt ağrılarını hafifletebilir diyor hocam. Tabii. Mesela nasıl bir yerde? Şimdi düz. Mesela eskiden bundan 20 yıl evveline kadar tahtada yatırırlardı beli ağrıyanı. Gider marangozdan bir tahta kestirir. Onun üstüne bir tane hocam. Battaniye serer tahtada yatardı. Sonra evlerde parke olunca marangozların bu işi bitti parkede yatmaya başladı insan. Hani tahta tahta diye. Evet. Ve işte ne bileyim 21 gün yatak istirahati verilirdi ki bu 21 gün içerisinde o kuru zeminde yatarak düzelsin diye. O zamanlar tabii somyalar yataklar çökerdi. Şeyde çökerdi kat kattı bir şimdi de. Şimdi günümüzde çökmeyen yatak var ve yatak konusunda bilinçlenmiş bir toplum var. Yatağımız biraz bozulunca kıyıp bir daha yatak alabiliyoruz. Eskiden kadın ceyizinde hangi yatağı getirirse onlar. Adam emekli oluyordu aynı yatakta yatıyorlardı gibi. O nedenle çok da taş gibi olmayan. Tabii ki sert yerde yatınca tüm omurga açılır. Mesela hamama gider göbek taşına yatarsın evet, aslında evet, mermerde yatıyorsun. Doğru doğru. Ama oranın size bir böyle sanki kemiklerin birbirinden ayrılıyor bu bel kemiklerin bir açılıyor gibi bir his verir. Evet, o doğru. bel boşluğu falan hani havada kalır. Ve aynı zamanda duruşumuz iyileşebilir mi? Yani hangi duruş bozukluklarına daha böyle düz sert yerde yatmak iyi gelebilir mesela? Genelde şimdi atıyorum, günümüzde skolyoz ama ne bileyim ya da işte şöyle bel skolyozu kurtarmayabilir. Çünkü ama o bir de genetik olarak çocuk eğiliyor. Allah vermesin ama var.
Ama özellikle ofis hayatında yaşayanların, ki günümüzde pek çok insan masa başı çalışıyor, bilgisayarda çalışıyor, telefonundan çalışıyor falan filan. Onların sürekli oturarak durması, omurgaya sürekli yük bindirerek diskleri iyice eziyor. Zaten yaşlanmaya bağlı diskin suyu da azalıyor. Suyu azalınca vücudun %70'i su ya, her organımızda da su var. Bu su azalınca diskin elastikiyeti kayboluyor. Esnekliği. Kayboluyor. Dolayısıyla onun gevrekleşmesi bu sefer o hareketleri zorlayarak yapmasını gerektiriyor. Ve sakatlanma riski artıyor. Hem sakatlanma hem ağrıyı tetikleme yönünden. O yüzden bu tip ağrılarda hani sabaha kadar olmasa da akşam işten geldik şöyle bir halının üstüne bir 10 dakika uzansak bile omurgayı bir şey yapar. Birbirinden açar. Açar ve rahatlatır. Yani omurları birbirinden açar. O da sanki masaj yaptırmış gibi iyi gelir. Bir de böyle yere uzandırırlar, ayaklarla üzerinde çocukları yürüttürürler falan. Bunlar sakıncalı şeyler mi? O da şimdi bir iki yaşındaki, rahatlama. 2 yaşındaki çocuğu sırtımızda yürütsek 10 kilo, 12 kilo. Maksimum. Ama bizim oğlan ortaokula gidiyor. Oğlum gel beni bir çiğne diyorsun. Mesela oğlan ezilirsin. 50 kilo. Çiğneyince şey çıkardı. Eskiden Osmanlı'da sokakta ayılar gezerdi. Ne için? Sırt çiğnemek için. Şaka yapıyorsun. Vallahi bak daha önceleri ayı çiğnerdi. Ayı ama biraz tedavide. O zaman tıp yok yani? Falan filan. Nereden bak? Çok şey yani kilo. Anladın mı? En az. Çok bile fazla bile olabilir. Fazla. Ondan sonra biz gene de sırtımıza yapılan o baskı. Yani bir 10 kolunla el sonuna kadar bak tartıya bastır. Tüm gücünle tartı 18-20 kiloyu gösterir. Doğru. Yani abanarak. Verebileceğimiz maksimum baskı zaten. Güç odur. Anladım. O nedenle hadi 10-15 kiloluk bir çocuğumuz üstümüzde hem de oyun oynuyor, eğleniyor işte. Babasını çiğniyor, annesini çiğniyor olabilir ama çok da abartmayalım. Peki bir sorumuz daha olmalı. Yine yer duyumunun 4 faydasına devam edeceğiz. Bir soru alayım arada. Buyurun. Değil miydi hazır? Tamam, hazır olsun o zaman alırım. Peki, o zaman kan dolaşımını iyileştirebilir yine yerde uyumanın faydaları arasında. O damarlar da açılıyor. Her şey açıldığı için, şöyle birazcık esnediği için dolaşım. İster istemez yani o eğrili büğrülü yol daha düzgün bir yol gibi oluyor. Akım hızlanıyor. Akımın hızlanması oraların daha iyi kanlanmasını sağlıyor. Yani. Zaten vücut kendisini tamir ederken hep oraya kanla malzeme göndererek tamir ediyor. Kan, insan vücudunun damarlar insan vücudunun karayolları gibi. Hani karayolunda da bir sürü araba oraya gidiyor, buraya geliyor. Gitmediği yerde sıkıntı kimisi oluyor, ekmek götürüyor, kimisi çöp getiriyor falan. Dolayısıyla bu ne kadar seri olursa bizim evimizde de hem çöpümüz olmaz hem de ekmeğimiz, suyumuz, her şeyimiz anında hazır olur. Bunun olması için bir sirkülasyona, bir sistemin döngüsüne ihtiyaç var. Vücutta da bunun tamiri için işte oksijen geldi, glikoz geldi, karbondioksiti geri göndermek lazım. Bazı malzemeler çıktı. Büyük abdeste gönder, işte böbreğe gönder. Bunun için kan devri daiminin daha seri olması gerekiyor. Lazım. O yüzden 50 yaşından sonra herkese kan devri daimini kolaylaştırabilmeleri için bari kan sulandırıcı ilaç kullansınlar. Düşük doz kan sulandırıcı. Hekimlerinin önerisiyle her hastaya da uygun olmayabilir. Ben mesela 40'ımdan beri kullanıyorum. Herkese de öneriyorum. Böyle bakıyorum yaşı 50 falan. Bununla ilgili hiçbir şikayeti yok. Anladım. Bu tedavi edici bir uygulama değil. Bu koruyucu bir uygulama. Evet. Yani bir de korunmak var ya. Onun koruyucu için, anlamda hekimlerine danışarak kan sulandırıcı kullanmak. Kanın devri daimi ne kadar iyi o kadar iyi. Peki sorumuzu alalım. Sorumuz hazırmış, buyurun. Boyun ağrıları çekiyorum. Bu boyun ağrıları çektiği zaman rahatlamak için boynumu çıtlatıyorum, sağa sola çeviriyorum. Bu konuda hocamız ne der? Soralım. Çok yaptığımız bir şey. Şu çat çut. Bir de iyi gelir. Şunu da yaparsan iyi gelir. Hani ya dün oğlum bana diyor ki anne parmak nasıl çıtlatılıyor? Oğlum şu anda bu gereksiz bilgiye ihtiyacımız var mı? Akşam yatmışız parmak nasıl çıtlatıyor onu merak ediyor. Yani çok tatlı. Güzel bir soru ama. Evet. Herkesin neden çıtlatılır? Aklına gelmez, bravo. Evet, nasıl çıtlatılır? Dolayısıyla bu tip çıtlatmalar oradaki kas dokusunu anlık germe egzersizi gibi yaptığı için iyi geliyor. Ama bunu kendimiz yaparsak iyi. Fakat bunu sürekli yapınca o eklemlerde dejenerasyona yol açıyoruz. Çünkü biz bir şekilde orayı biraz zorluyoruz. Zorlayarak çatat diye hafif bir acı da oluyor yani. Yani bir şekilde zorluyoruz. Şu parmakların bazen kütlemiyor, kütleteceğim diye ikimizi de inat ediyor. O eklemi habire zorladıkça eklem kapsülünde yaşlanmayla
buralarda bozulmalara yol açıyoruz. Hmm. Kimisinin hani romatoid artriti vardır, elleri böyle olmuştur, şuraları boğum boğum. Onlar çok çıtlatmadan mı olur? Yok, o hani romatizma da hani ona benzer bir zemini de hazırlıyoruz. Hazırlayabilir. Allah ömür verir de biz 70'li yaşlara gelirsek diyeceğiz ki ya bu parmaklarım da hep ağrıyor, romatizma da yok dediler ama niyeyse bir türlü anlamıyor. Anlamadın, gençliğinden beri çatır çutur. Anlatabildim çatlattın mi? Onları yani yapalım lazım. Da çok da boyunda kendi kendimize ağrı hissettim. Yine parmaklarda da sanki böyle bir çıtlattıktan sonra rahatlama olur gibi boynumuzda da hissettiğimiz bir ağrı sırasında katır kutur yapmak ne kadar doğru? Yani burada özellikle bilmiyorum hanım berberleri ne durumda da erkek berberleri bunu hani müşterinin saçını kesmişken abi bir de masaj yapayım diyor. Bir de kafayı çatırdatayım derken başkasının yaptığında adam gücü kontrol edemez. Ben bunu şöyle yaparken gücümü bir yere bu diyor ki dur bozacaksın. Yani istediğin kadar güç ver. Fazlasını verdirtmez sana irade. Ama biri geliyor benimkini bir çeviriyor. Evet. Abi herkese yapıyorduk diyorlar. Bununki gidiverdi mesela. Evet. O kayropraktörlerin dışında herhalde kimseye... Yani çok da onu yaptırtmamak. Sizin gibi hani aynen, işi bilen aynen, birisinin aynen. Haricinde kimseye kuaförlere hani berberlerden özellikle tamam ovala buramı evet. Da abi. Şu kat kut olaylarını çatır yapma yapmayalım diyorsunuz. Peki bir soru daha alıyoruz. Buyurun. Benim bir sırt fıtığım var. Bununla ilgili birkaç kere doktora gittim ama bir çözüm bulamadım. Ama gün içerisinde de ister istemez çanta kullanabiliyorum. Yani kullanmak zorunda kalıyoruz. Bununla ilgili ne önerirsiniz? Ne yapalım? Ne taşıyalım? Çünkü kadın olduğumuz için ister istemez yanımızda bir şeyler taşıyoruz. Bununla ilgili bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Kadın olmanın güncel özelliği galiba bu. Eskiden kadın şalvarını giyer, şurasına da parasını koyar süt diye. Ne gezermiş ama şimdi ben kadınların mesela özellikle boyun ağrıları da sırta vurduğu için sırtta daha az ama boyun düzleşmesi, boyun fıtığı olanların da sırtının ortasında tam şu küreğinin ortası süt yeninin evet. Geçtiği hizada böyle oyucu bir pis ağrı olur. Ben onların hemen şöyle çantasına bir el atıyorum. Küçük el çantasına. Benim çantamı diyorum görse. Ki ya bu benim kabin bagajım kadar. Yani ağırlık olarak. Hani biz de cüzdan, telefon bilmem ne alıyoruz ama o buraya, bu buraya, bu buraya. Üç cepte bu işi bitiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya da ceket varsa işte cebine falan. Evet, kendisine ama de hanımlar, zannedersem tek taraflı taşınan ağır bir çanta var. Kesinlikle zaten. Bak o arkadaki çanta benim kabin bagajım kadar en az. Dolayısıyla bu yükü azaltmamız lazım. Hanımların da hepsi diyor ki vallahi hepsi ihtiyaç hiçbir şey de yok ki çantada. Ya hiçbir şey yok da bu ben ağırlık nereden anlamıyorum ben. Yani burada hele ki böyle sırt fıtığı tanısı konmuş. Buna doktorun yapacağı bir şey yok. Yani bizim yapabileceğimiz, fizik tedavi doktorlarının yapabileceği, ne bileyim karyopraksi, manuel terapinin bilmem neyin yapabileceği bir şey yok. Var, hepsi anlık. Ben ilaç veririm, o an için iyi gelir. Karyopraksi ya manuel evet, terapi evet, bir şeyler yaparsın. Yapar, iyi gelir. Ama yapı değişmediği için biz o çantayı gene yüklenince gene bu omurga gene ağrır. Gelirim, yani yapacağımız şeyler anladım. Hep anlık olacaktır. Bunu kökünü kazımanın yolu su içinde hareket ya da pilates ya da işte bu tip egzersizler hep, değil mi? Hep kası güçlü tutacaksın. Evet önemli olan o. Kasımız zayıfladıkça daha da aslında üzerine giderek. Aynı yükü taşıyoruz ama yaşlanıyoruz. Evet, ben evet. Annem bile hala bir genç kızın çantası ağırlığında bir çanta taşıyor. Muhtemelen ben de öyle olacağım. Peki bir soru daha alalım mı? Alalım. Buyurun. Hocam küçük yeğenlerim var. Onları kaldırdığım zaman belimde bir ağrı oluşuyor. Acaba bunun nedeni nedir? Bu da aynı hikaye. Kas güçsüzlüğüdür. Evet. Çünkü omurgayı en çok etkileyen şey öndeki ağırlıktır. Hı hı. Göbek. Eğilip ya da yerden mesela aldığımız gebelik, ağırlık mı? Mesela gebelik, iri göğüs. Hı hı. Çocuğu yatağa koyup çocuğu yataktan almak. Bir de yatağın önünde şöyle bir hani çocuğu tabii. Koruyan güvenlik şeyi varsa evet. Seti diyelim. Biz şuradan çok koyup olur. Şuradan alıyoruz. Evet. 70 kiloluk bir insan dik durduğunda beline binen ağırlık... Hocam 60... isterseniz onu aşağı inip de gösterebilirsiniz. Beline binen ağırlık, vallahi dengede duramıyorum ikide bir oynuyordum orada. Böyle durduğunda 70 kilo, beline binen ağırlık 65 kilo. Hmm. Şu kadar eğildiğinde 220 kilo, şu kadar eğildiğinde 450 kilo. Hmm. Hani şuradan bir de önüne bir şey aldığında belki bir ton. Of. Yani diyelim ki 1 yaşında 10 kilo bir çocuk. Bunu buradan bir de alıyoruz ya, buraya binen ağırlık belki o zaman bir tona çıkıyor. Hmm. Yani boş ben şöyle tabii. Eğildiğimde bile 400-500 kilo yük binerken, biniyor. Ya da işte ne bileyim bir poşet, bir pazar dolabı poşeti, iterken, bir herhangi bir ağırlık da aynen, olabilir bu. Kovayı kaldırırken. Hani ne öneriyoruz önden. Peki ne yapmamız lazım? Bir kere farkında olmamız lazım. Bir şey kaldıracağım değil evet. Mi?
kaldırmaya hazırlanıyorum. Önce biz bu işleri yapacaksak bizim şu bel kaslarımızın çok güçlü zaten olması lazım. Zaten güçlü olması gerekiyor. Bunun güçlü olmasının yolu işte yüzme, pilates, evet, hiçbirini yapamıyorsak yürüyüş ya da işte böyle bacakları oynatan egzersizler. Egzersiz olmadıkça kas eriyor. Kas eridikçe aynı yükü kaldıramıyorum. Dün kaldırdığımı öbürsü gün kaldıramaz hale geliyorum. Tabii yaşlanıyoruz. Her gün bir gün daha da yaşlanıyoruz. Doğru. Bir de bu bebeler de her gün 100 gram daha büyüyor. Artıyor. Yani geçen yıl 10 kiloydu, bu yıl 20 kilo. Doğru. Anlatabildim doğru. mi? Ama biz hala aynı coşkuyla. Aslında burada hep hastalarıma söylediğim şey şu. İçimizdeki 20'lik Gökhan'la değil, var olan 55'lik Gökhan'la oynamalıyız. Biz hep evet. hala içimizdeki 20'likle oynuyoruz. Çocuklarımız hepimiz. Da hep sanki 1 yaşında gibi. Ben hala 11 hala. Yaşında bir kaldırsam şu merdivenleri onunla beraber çıksam diye. Uyuyor, kucağına alıp yatağına götürüyorsun. Yapıyoruz yani. Yani yapacak hala. Burada ama evet. götürüyorsun. Hani evet. Şuraya şöyle çuval gibi atsan daha olur. Aynen, doğru. Hani şöyle yatırırlar ya. Şu yatırır. Tehlikeli, şu kaldırmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu bir gerekiyor. De yatağına koyuyorsun. Evet, doğru. Anlatabildim mi? Peki. Bir de bu arada terleyip bir ceryanı yediysen. Ha. Özellikle bu havaalanlarında oluyor. Havaalanın içerisindeki hava akımı. Hı hı. Bir de acayip gerginsen bugünlerde. Bu o ikisi de gelince bu sefer fıtık bile, disk bile patlıyor. Al sana ameliyat. Kaçınılmaz oluyor. Peki hocam süremizin sonuna geldik. Renk kattınız her zaman olduğu gibi. Teşekkür verdiğiniz ederim. Değerli bilgiler için de teşekkür ediyoruz. Gökhan Özçınar hocamı uğurlarken hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Medikal estetik hekimi Doktor Nüket Eroğlu hocam geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Çağla'cığım. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Şimdi son zamanlarda insanlar özellikle yaşlılık belirtilerini görmek istemiyorlar. Niyeyse hiç böyle görmek istemiyoruz. Hiç görmek istemiyoruz. Yüz bölgesinde en çok görülen ve en sık şikayet edilen yaşlılık belirtisi nedir? Nelerdir? Şimdi hastaların bunu genel olarak yüzüm aşağı düştü diye tanımlıyor. Tabii değil mi? Yer yani çekimi. Yanaklar dalgalanıyor. Midface dediğimiz orta yüz çöküntüsü başlıyor. Nazolabiyeller. Şu marionet denen yerler. Ağız köşeleri. Gitgide yüz kat 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 aşağı iniyor ve tabii ki dalgalanıyor. Çünkü yer çekimine karşı koyamıyoruz. Bir de ne var? En önemlisi kolajen kaybediyoruz. Hmm. 30 hepsi yaşından birden olunca... sonra %1,5 oranında cilt altı kolajen kaybediyor. Ve bu ilerliyor. 50'li yaşlarda kolajenimizin yarıya yakınını, %50'sini kaybetmiş oluyoruz. Özellikle menopozdaki hanımların bu andropozdaki beylere karşı negatifi burada başlıyor. Çünkü kadınlardaki çöküş ortaya ve sonrasında daha hızlı oluyor erkeklere göre. Tabii erkeklerin de dermis tabakası dediğimiz kolajen tabakası yıpranıyor ve azalıyor kolajen miktarları. Onlar da yüzleri çöküntüye uğruyor ama kadınlarda bu biraz daha fazla. Bu durumda en sık yaptığımız şey tabii ki hidroksiapatit kristalleri. Nedir bunlar? Şimdi kristal deyince aklı hep tek taş gelir. Hanımların böyle içi gider. Kristal deriz. Aklımız birdenbire tek taşa gider böyle bir pırıltıya. Ama hidroksiapatit kristalleri bence tek taştan falan çok daha önemli. Çünkü hidroksiapatit derin deniz yosunlarından elde ediliyor. Ve bu kristal dolgu cildimize hem gençlik katıyor. Yani o dalgalanan yerleri, o olukları dolduruyor. Hem de kolajen stimülasyonu yapıyor. Yani kolajeni uyarıyor, doğal kolajeni. Ve böylece kolajen sentezi başlıyor. Bu zamana kadar bildiğimiz ya da yapılan dolguların dışında bir dolgu mu anladım yoksa biz ismini bilmiyorduk. Hidroksiapatit kristali yine bir dolgu ama neler kullanılır? Genellikle hyaluronik asit kullanılır. Hyaluronik asit dolguları da ben sık tercih ediyorum. Dudaklarda, göz altında, ince derinin olduğu yerde. Ama eğer hem kemik yapısı, hem kıkırdak yapısı, hem deri altı ve deri üstü yenilensin istiyorsam, yani ciddi bir cilt tamiri de istiyorsam. O zaman hidroksiapatit kullanıyorum. Yani yüzün ortasına, nazolabiyellere, çin bıyıklarına, hatta şakaklara, elmacıklara yaptığımda hasta yenilensin istiyorum. Çin bıyığı çok güzel evet, tabir olmuş. Gerçekten öyle tarif ediliyor. Çünkü yüzü böyle asık gösteriyor, kederli evet. gösteriyor. Hanımlar şöyle tarif ediyor. Aynaya baktığımda kederli görüyorum kendimi. Çok evet, mutluyken evet. bile yüzümde bir hüzün var, bir depresyon var. İşte bunu engellemek için hidroksiapatit dolgular tercih ediyoruz. Çünkü uzun ömürlü. 8-10 yıl kolajen stimülasyonu devam ediyor. Yani bir dolgu yaptırıyorsunuz, içinizden hep böyle bım 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 düğmeye basıyor ve kolajen uyarısı yapıyor. Ve 10 yıl boyunca
kolajen uyarılmaya devam ediyor. Yani nasıl cildiniz yani? Kendi kendine yenileniyor. Bir kere yapıldığında mı 10 yıl boyunca uyarılmaya devam ediyor? 2-4 yıl dolgu etkisi sürüyor. Bunu bir tebeşir tozu gibi düşünün. Ha. Derin deniz yosunlarından elde edilen bu hidroksapatit kristalleri tebeşir tozu gibi dolgunun içerisinde cilt altına dağılıyor. Cilt altında kolajenleri stimüle ediyor ve fibroblastlardan yeni kolajenler sentezlenmesini sağlıyor. Bu sayede cilt yüzeyi devamlı yenik alıyor. Sadece cilt yüzeyi de değil, kıkırdak, kemik tabakası, dişler, bunlar için çok olumlu etkileri var. Hatta metabolik hastalıklar, anemi, felç gibi hastalıkları önleme özelliği var. Ciltteki tüm yapıları yeniden revize etme özelliği var. Bu yüzden de ileri yaş grubunda 40 artıda kesinlikle tercih edilmesi gereken bir dolgu bana göre. Özellikle bizim gibi metropolde koşturan, vakti olmayan, hani hızla yarışan insanlar için, yani sürekli ben dolgu yaptırmak için gitmek istemiyorum. Ve zaten yaşla beraber çene kemiğim bir miktar eridi, yüzüm bir miktar düştü, biraz da dolguyla beraber kolajen stimülasyonu istiyorum diyenler için, özellikle erkekler için. Çünkü erkekler biliyorsun hiç gelmeyi sevmezler. Evet, evet. Bir şey yaptırayım, uzun etkili kullanayım ister. Çok da belli olmasın ister. Çünkü hidroksapatit dolguların en önemli özelliği diğer dolgulara göre, hiyaluronik asitlere göre ödem yapmıyorlar. Yani çok ciddi bir ödem yaratmadan yani kolajen sentezliyorlar. Yani, tamam, belki ödem yapar. Ödem belli bir süre sonra geçer ama hani %1 büyüme söz konusu oluyor mu? Hayır. Kesinlikle olmuyor. Hyaluronik asitte o hissettiğimiz nazolabial olsun, çin bıyığı olsun hafif ödemi, bir iki günlük ödemi hidroksapatitte görmüyoruz bile. Çünkü kristal efekti böyle bir şey. Cilt altına yayılıyor ve hemen kolajen stimülasyonuna başlıyor. Aslında 28 gündür hani o kolajen stimülasyonu etkisi. Fakat ben 2 hafta sonra bir botoks kontrol için falan çağırdım hastalarda. Yüze bakıyorum, bir pırıldama, bir gençleşme, bir gerginleşme. Yüzünüze diyorum bir şey mi yaptırdınız acaba benim haberim olmadan? İşte yüz germe etkisini bu sayede sağlıyor. Hmm. Yani yüzün çeşitli bölgelerine yapıldığında cilt altına yayılarak bir ameliyatsız yüz germe efekti yaratıyor. Nasıl uygulanıyor peki, merak ediyoruz. Şimdi kristal dolguyu ben kanüllerle uyguluyorum. Ben öyle uygulamayı çok daha işte ödem yaratmadan, kişiyi üzmeden, kanatmadan, evet daha uygun olduğunu düşünüyorum. İğneyle 3-5 noktadan girmek yerine, çünkü iğneyle damara gelebiliyor, orası morarabiliyor, sinir ucuna değebiliyor ve hasta biraz rahatsız olabiliyor. Çok normal. İğne kullanmıyorum. Tek bir noktadan kanülle girip tüm o hatta bırakarak çıkıyorum. Nazolabiale, özellikle mid face'e, Türk ırkında tam şu mid face'te elmacık ortasında bir çöküntü oluyor ve yüzü böyle aşağı çekiyor. Aşağı doğru iniyor. Mid face'e hidroksapatit bıraktığımda o kristal dolgunun burayı gençleştirdiğini ve yüzü yukarı doğru çektiğini gözümle görüyorum ki 28 günde olmadan, daha ikinci hafta sonunda. Peki diğer bir şikayet de çökmelerin dışında sarkmalar değil mi aslında? Evet, sarkmaları evet, nasıl peki yer çekimine nasıl karşı gelebileceğiz? Şimdi sarkmalardaki en büyük sıkıntı ne yazık ki kolajen kaybı. Kolajen kaybı oldukça dil gevşiyor. Gevşedikçe de biz sarkıyoruz. Doğru. Özellikle çene kontüründe böyle bir dalgalanma başlıyor. Oluyor. Ve ne yazık ki eğer diş yapısı da kötüyse kişinin, bu dişteki kanlanmayı bozduğu için çene kemiği birazcık daha erimiş oluyor. Dikkat et Çağla, yaşlarda çene kemiği küçücüktür ve kıvrıktır. Hatta doğru. Dudaklarına değer. Küçücüktür. Ağız köşeleri de aşağıdadır. Burası kayıptır. Burası kayıptır. Anladım. İşte bu olay oluşmasın diye hidroksapatit kristal dolgunun gerçekten etkisi çok çok önemli. Çünkü kristal burayı komple yeniliyor. Kemikleri de yeniliyor. Kıkırdakları da yeniliyor. Böyle bir gücü var. Yani sadece deriyi yenilemiyor. Hem elastin kolajeni yeniliyor, hem de özellikle ağzında problem olan, diş sağlığı kötü olan, ağız sağlığıyla ilgili sorun yaşayan, çene eklemiyle sorun yaşayan herkese ben güvenle öneriyorum. Kristal dolgu hem uzun etkili kalıyor. Ben kendimde de onu tercih ettim. Kendi jawline'ımda da. Hem jawline etkisi uzun süre kalıyor. Hem çene kemiğine ve dişlere çok önemli etkileri var. Hem de gerçekten tüm literatür çalışmaları hidroksapatitin, bu kalsiyum fosfat kristalidir, anemi, felç dahil çok ciddi metabolik hastalıklardan koruduğunu gösteriyor. Erkeklerdeki kalp krizi oranını düşürüyor. İyi, çok güzel. Peki yaşın ilerlemesiyle birlikte yüz aşağı doğru sarkıyor dedik ama aynı zamanda tabii kırışıklıklar da oluyor. Kırışıklıklar için neler yapıyorsunuz? Kırışıklıklar için cilt altına mezoterapik olarak hidroksapatit uyguluyoruz.
Cilt altına uygulanan hidroksiapatit cilt altında elastin kolajen sentezini uyardığı için derin dermis tabakasında ince kırışıklıkları da açıyor. Bu yüzden zaten yüz germe efekti oluşturuyor. Cilt yukarı doğru kalkıyor ve bir anda o ince kırışıklıklar kaybolup cilt kendi mekanizmasıyla yenilenmeye başlıyor. Yani kendi doğal mekanizmasıyla, dışarıdan değil anladım. Dışarıdan hiçbir şey yapmadan cilt kendi doğal mekanizmasıyla ve hiçbir alerji riski taşımadan rahatlıkla yenileniyor. O evet. Uyarı böyle 10 yıl boyunca minik 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 devam ediyor. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü hastalarımızın çoğu özellikle bu korona devrinde korkmaya başladılar. Diyorlar ki alerji olur mu? Daha kötü bir şey olur mu? Hani ben bunu yaptırıyorum ama acaba hastaneye gitmek zorunda kalır mıyım? Hidroksiapatitin non alerjiktir. Prospektüsünde yazar alerji riski yoktur. Hani en basit uygulamalarda bile biliyoruz ki dolgudur, botokstur. Minik minik hastalara da söylüyoruz. Hiçbir zaman size alerji yapmaz diyemeyiz. Çok binde bir ihtimal bile olsa, milyonda bir ihtimal bile olsa alerji yapabilir. Ama hidroksiapatitte kesinlikle alerji yapmaz riski diyebiliyoruz. Yoktu. Evet, çok alerji güzel. Riski yok. Yüz bölgesinde peki uygulanan medikal uygulamalarda kişiler mesela nelere dikkat etmeleri gerekiyor en çok? Şimdi geldiklerinde bir şikayetle geliyorlar. Bana bunu yap diye gelmiyorlar aslında. Çözümü size bırakıyorlar evet. Haliyle. O bana derdini anlatıyor. Diyor ki benim yüzümde burada bir çöküntü var, şurada bir çöküntü var. Aynaya bakıyorum, yüzümü inmiş görüyorum. Neler yapılabilir? O zaman hidroksiapatit kristallerini benim en çok kombin ettiğim uygulamalardan biri de endopil. Ne? Endopil. Endopil. Nedir evet. Endopil? O da ameliyatsız yüz germede kullandığımız ikinci bir uygulama. Ve gerçekten hidroksiapatiti portre gibi o zemine oturttuğum en önemli enjeksiyonlardan biri. Endopil de hidroksiapatit uyguladığım noktalara uyguluyorum. Çünkü o elastikiyet kaybını, dalgalanmayı aşağıdan hidroksiapatit kolajen sentezleyerek endopil de kasları gererek, sıkılaştırarak otursun istiyorum. Hı hı. Çünkü kadın ya da erkek bütün herkesin istediği, hepimizin istediği, kendimi de buna dahil etmeliyim, üçgen yüz. Üçgen yüz ne demek? Gençlik demek. Bu üçgen yüz yanaklılarda gitgide böyle yuvarlaklaşır, futbol topu gibi olur. Ben o gruba giriyorum. Sarktığı için. Sarkar. Aşağı iner. O üçgenlik gider ve böyle yuvarlak bir yüze dönüşür. Çene kasını gergin olarak kullananlarda ve köşeli yüze sahip olanlarda da maskülen bir yüze dönüşür. Kare yüz. Ha, kare gibi olur. Evet. Bu kare yüz için. Ve yuvarlak yüz aslında yaşlanma işaretidir. O yüzden hiçbirimiz sevmeyiz. Bunu seven yoktur. Herkes gelip yüzüm nasıl üçgenleşebilir der. İşte üçgenleştirmek için yüzü yukarı doğru çekmek gerekir. Dolgular evet hidroksiapatitleri aşağı koyuyoruz. Mid face'lere, nazolabiyellere, çin bıyıkları ama yüzü yukarı doğru almak için mutlaka orta ve alt yüze de endopil uyguluyoruz. Yüz yukarı doğru çıksın, üçgenleşme tam anlamıyla olsun diye. Ay neler neler vallahi çok heyecanlı. Dinlemesi de gerçekten öyle. Peki özellikle kristal dolgudan bugün bahsediyoruz ya kişiye daha doğrusu uygulanan bölgeye ne gibi avantajlar sağlıyor? Diğerlerine göre farklılıkları neler? Birazcık daha onu konuşalım istiyorum. Neden tercih edilmeli kristal dolgu? Kristal dolgu bir kere zamandan dolayı tercih edilmeli. Artık bu önemli gerçekten. Hiç kimse sürekli gidip senede bir dolgu yaptırmak istemiyor. Gençler denemek için evet ama hani ben bir dudak dolgusu deneyeyim ben de nasıl duracak göreyim falan filan diyen grubun dışında evet. Böyle diyoruz ki bir dolgu yaptırayım. Hem o boşluklar da olsun hem çok fazla doktora gitmeyeyim. Çünkü gerçekten korona karakter yapımızı da değiştirdi. Artık hiç kimse kliniğe vallahi o kadar öyle. Da sıklıkla gitmek aynen. istemiyor. Hem yani evet. bakım yaptırmadan edemiyorsun hem de gitmeye de tedirgin oluyorsun. Evet, o yüzden ne kadar vadeli, az gidersen o kadar iyi diye. Uzun vadeli şeyler. Altı dolgu tamam cilt altına dolgumuzu koyduk. Ama o dolgu ekstra neler yapmalı? Cildi yenilemeli, kemikleri yenilemeli, kıkırdakları yenilemeli. %100 germe etkisi yapmalı. Mezoterapik olarak da cildin kırışıklıklarını açmalı. İşte hidroksiapatit bize bunu sunuyor. Bu kristaller sayesinde ameliyatsız yüz germe etkisi oluyor. İnce kırışıklıklar açılıyor. Cilt altı yenileniyor. Kıkırdak tamiri oluyor. Kemik tamiri oluyor. Ve ameliyatsız yüz germe sağlanıyor. Biz bunu mezoterapik olarak yani serum fizyolojikle sulandırarak özellikle bu kristalleri açıyoruz ve cilt altına yayıyoruz ki boyun, dekolte, önümüz yaz, evet. el üstleri buralarda da yenilenme olsun. Buradaki
tendonları, kemikleri yenilemek için, buradaki cilt ve cilt altını yenilemek için de boyun dekolte ve el üstlerinde hidroksapatit kullanıyoruz. Ay, ellerin üzerine yapılıyor. Evet, i̇şte evet, boyun, evet. Boyun, dekolte çok önemli. Dekolte bölgesi. Oraları da uyguluyorsunuz. Buralar çok zor bölgelerdir. Boyun ince deridir ve cilt altı ya. Evet, desteklenmelidir. O yüzden zamanla hep kapatmak durumunda kalınır ama hidroksapatit üst üste etkiyle, yani sadece germe yapmıyor, sadece kırışık açmıyor. Aynı zamanda tamir ediyor ve dokuyu sertleştiriyor, canlandırıyor. Bunu o 28 günü beklemeden yapıyor. Ben hemen bir hafta, iki hafta sonra görüyorum o farkı. Görmeye başlıyorsun. Işıl ışıl parlıyor. Dekolte ve boyun ve el üstleri gibi ince bölgelerde hidroksapatiti güvenle kullanıyoruz. Çünkü alerji de yapmıyor. Çok güzel. Alerji yapmaması da ayrı. Bir de daha çok insanlar şeyden de şikayet ediyor. Bazı insanların yüzü böyle pırıl pırıl parlar. Bazıları da böyle yorgun. Hani bir kırışıklığı belki yok, belki bir sarkması yok. Yorgun ve mat bir görüntü. Öncelikle bu kolajen kaybından mı oluyor, oluşuyor? Onu bir öğrenmek istiyorum. Sonrasında siz neler yapıyorsunuz bu şikayetlerle gelen kişilere? Cildin yüzeyinde korneum dediğimiz ölü bir tabaka vardır. Yani çekirdeksiz hücreler. Gazete kağıdı gibi kaplarlar cilt yüzeyini ve bunlar kırışıklıklarında derinleşmesine sebep olurlar. Eğer cilt yüzeyindeki bu ölü hücreleri düzenli olarak atmazsak, eskiden belki hanımları hamama götürürlerdi falan ama artık durum çok değişti. Yeni lazer sistemleri var. Burada hep birikirler ve sizin ince bir kırışığınız varsa bu çok daha kalın, çok daha bıçak kesi kırışık gibi görünür. Hani bıçakla kesilmiş gibi durabiliyor. Doğru. Akordeon evet, çizgisi şey, diyoruz. Kaz ayakları da aynı şekilde. Bu bıçakla kesilmiş gibi durmasın diye cilt yüzeyini kalınlaştırmamak gerekiyor. Ve cildin dermis tabakası dediğimiz kolajenden zengin, asıl nem tutan, asıl gerginlik veren tabakayı da desteklemek gerekiyor. İşte hidroksapatit bunu yapıyor. Çok üstteki güzel. Ölü hücreleri atarken cilt altındaki asıl bize gerekli olan nemli ve elastikiyeti yüksek tabakayı destekliyor. Bu sayede hem gergin hem ışıltılı görünüyoruz. Çok güzel. Devam ediyor olacağız. Minicik bir ara vereceğim. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra buradayız. Buyurun. Evet, Doktor Nüket Eroğlu hocamızla sohbetimizin sonuna geliyoruz. Son sözü size bırakmak istiyorum hocam. Buyurun. Hidroksapatit çok uzun etkili bir enjeksiyon ve şu son korona döneminde kliniklere gitmek istemeyen ama yüzünde depresif göstermek istemeyen insanların güvenle yaptırabileceği, korkmadan yaptırabileceği bir enjeksiyon. Kendini yenilemek isteyen herkes yaptırabilir. Hidroksapatit ve endopil ameliyatsız yüz germede birkaç dokunuşla yüzü yukarı kolayca alabilir. Çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.